Evet, yavaştan başlayabiliriz sanırım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul Üniversitesi Müzikoloji Bölümü öğrencileri olarak düzenlediğimiz kolokyum serimizin 5. konuğunu ağırlıyoruz. İlk serinin artık sonuna yaklaşırken ben baştan beri katılım sağlayan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün sevgili Erhan Tekin hocamızla beraber olacağız. Ben başlarken biraz Erhan hocadan bahsetmek istiyorum. Hocamızın ilkokul ve ortaokul eğitimi Elazığ'da tamamlandıktan sonra 1980 yılında askeri mızıka hazırlama lisesini kazanıyor. 1984'te Türk Silahlı Kuvvetler askeri bandolarında Elazığ ve Diyarbakır gibi illerde görev alıyor. 2005'te başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Yüksek Lisansı'ndan 2007'de mezun oluyor ve aynı yıl Genelkurmay Askeri Müze ve Mehteran Birliği'ne atanıyor. Bu görevdeyken İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programına başlayıp 2016'da mezun olduktan sonra Mehteran Birliği görevinden de ayrılıyor. 2018'de şu an hala görev sürdürdüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı'nda göreve başlıyor. Hocamız konservatuvarın kuruluşunda da bu arada görev alıyor ve konservatuvar içinde klarnet, Osmanlıca, form bilgisi, temel piyano gibi derslerin hocalığını da yapıyor ama tabii 2018'den beri aslında konservatuvar müdürü ve Türk Müziği bölüm başkanlığı görevini sürdürüyor. Hocamızın akademik çalışmalarının ağırlığı kültürel müzikoloji, etnik müzikler, askeri müzik üzerine. Ve bizler de bugün bu dağarın vesilesiyle kendisinden askeri müzik üzerine bunlardan başlayarak ilk askeri bando olarak kabul edilen tuğ takımlarından, Osmanlılardan, 1826 Yeni Çeri Ocağı'nın kaldırılmasına kadar mehter takımlarında askeri müziğin işlevsel yapısını, tarihsel gelişimini ve çalgıları hakkında bilgiler edinmiş olacağız. Ben kendisine çok teşekkür ederek sözü Erhan Hocam size bırakmak istiyorum. Evet, belki sesim geliyor mu? Ses kontrolü yapayım. Geliyor hocam. Evet hocam, gayet güzel. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Hikmet Hocama çok teşekkür ediyorum. Hikmet Hocamı ve siz İstanbul Üniversitesi Müzikoloji Bölümü öğrencilerinin bu müzik alandaki çalışmaları çok yakından takip ediyorum. Gerçekten bana da çok heyecan veriyor. Yani çok şanslısınız öncelikle. Hikmet Hocam bu konuda çok idealist bir insandır. Siz değerli öğrenciler ve misafirleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bugünkü konumuz aslında müzikoloji olarak yani bana göre en çok ihmal edilen konulardan birisidir. Türk askeri müziği. Bu sanki biraz işte demin biyografimi de gördünüz. Yani biz askeri müziğin içerisinden geldik. Sonradan akademik kariyeri yaptık. Böyle sanki askerlerin borcuymuş gibi, askerlerin göreviymiş gibi bir izlenim ya da bazı teknik zorluklarla pek içine girilememiş, çalışılamamış, çok az çalışılmış. Yani bu konudaki ana kaynakların sayısı da oldukça kısıtlıdır. Yani biraz da kaynaklar üzerinden yollara çıkacağım. İşte bir Gazi Mihal vardır. Mansur Gazi Mihal, çok yakından tanırsınız. Haydar Sanal hocamız vardır. Daha önce İTÜ'deydi. Ben son anda yetiştim. İbrahim Hakkı Konyalı vardır. Çeşitli tabi makaleler de vardır. Yani son dönemlerde de askeri müzik üzerine tabi askeri müziği bir geleneksel bir de böyle modern batı tarzı düşünürsek Timur Vural hocamızın güzel bir yayını çıktı 2013'te. Mehmet Ali Sanlıkoğlu'nun çıktı. İşte Hikmet hocamın var yine askeri müzik bildiğiniz kayyumanla ilgili çalışmaları ve birçok makale tarzı da vardır, bulunmaktadır. Şimdi bu konu demin söylediğim gibi aslında çalışılması gereken çok önemli bir konudur. Şimdi askeri müzik biraz sonra bütününü gördüğünüz zaman şu izlenimi edineceksiniz. Aslında askeri müzik Türk müzik kültüründe her zaman böyle bir öncü rolü üstlenmiştir. Yani dönemler, devletler değişiyor, askeri müzikle başlıyor. Daha sonra müziğin her türü gelişiyor, kendini gösteriyor. Ki bu müzik çok geniş bir coğrafik alana sahiptir.
Dolayısıyla yani şimdi biraz sonra göreceksiniz. Hani böyle Sibirya'dan Fas'a kadar büyük bir coğrafik alana sahiptir. Şimdi sizler için de çok önem veriyorum. Yani ben de zaman zaman yani bu Hikmet Hocam'la biz bunları çok konuşuyorduk. Yani bu projeye ilgili. Yani ben de bir hani sizinle böyle askeri müziği biraz böyle daha çok müzikolojik bir bakış açısıyla incelemek istiyorum. İnşallah sizlerden de birkaçınızı bu alanda işte ilgisini çekeriz. Araştırmalarına yardımcı oluruz veya yönlendiririz. Yani bu alanda şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu son 2016'daki siyasi değişimden dolayı sizlere şöyle bir çok iş düşüyor. Yani daha önceki bu askeri müzik alanındaki araştırmanın azlığının aslında bir sebebi de bu askeri müzik kurumları ve bu kurumların tarihine ait belgeler askeri bölgeler içerisinde saklandığı için dolayısıyla sivil araştırmacıların yani ulaşma yönünde zorlukları vardı. Şimdi şu 3-5 yıldır bir değişim var. Askeri yani arşivler şu anda Cumhurbaşkanlığı veya işte Osmanlı Devlet Arşivleri gibi şeylere değişim veya aktarım söz konusudur. Yani buralarda sizlere çok iş düşüyor. Yani siz yeni yetişecek gelen kuşağa çok iş düşüyor. İnşallah yani Türk müziği, işte Osmanlıca, Arapça, Farsça gibi temel bilgilere sahip olursanız bu arşivlerde çok kaynaklara ulaşacağınız ve bu konuda çok da çalışmalar ortaya çıkaracağınıza inanıyorum. Ben şöyle şimdi genel olarak bir sizler için şöyle bir Word dosyası hazırladım. Yani üzerinde konuşabileceğimiz, aslında tartışabileceğimiz, zaman zaman sizlerin dikkatini, düşüncesini, ilgisini çekeceğim noktalar olacak. Bu konu tabii genel itibariyle çok geniş bir konudur. Fakat biz bugün itibariyle böyle geleneksel Türk askeri müziğini işleyeceğiz. Bunun terminolojik yapısını, bunun değişim dönüşümlerini konuşacağız. Zaman zaman belki sizlere yani yönlendireceğim konular olacak. Çünkü ben de bunu her okuyuşumda inanın ki yani bizim için de öğrenciliğin bitmediğini görüyorum. Yani o kadar askeri bu yayınları okudum ama her okuduğumda satırın içinde mi kalmış, arasında mı kalmış, altına mı gizlenmiş çok şeyler görüyorum. Dolayısıyla o bilgileri de böyle düzenleyerek, yorumlayarak devam ediyoruz. Ben şimdi şöyle ekranı paylaşarak ekranın üzerinde konuşmak istiyorum. Bu arada aralarda soracağınız olursa küçük sorular sorabilirsiniz. Şu an ekranım görünüyor herhalde, değil mi? Berfin, ben sizi göremiyorum ama siz de epey bulanık görünüyor hocam. Yani ama diğer arkadaşlar görüyorsa sıkıntı yok. Ben yani bulanıkla neyi kastettiğini anlayamadım ama yazıyı büyütmek ister misiniz yoksa böyle? Yok yani ekranın kendisi herhalde zamanla netleşir. Netleşir. Şimdi tabii böyle bir müzikoloji bölümüne hitap ederken önce şöyle bir müzikolojiyle girmek istedim. Yani bu konuya dikkatinizi çekmek istedim. Yani bizim yaptığımız ve sizin de yapacağınız bakış açısı. Yani bir teorik yaklaşım, bir müzikolojik yaklaşım. Yani müzikoloji, müzik bilimi, müzik bilgisinin keşfedilmesi ve sistemli hale getirilmesiyle ilgili olan bir bilim dalıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani müzikle ilgili doğruların ve prensiplerin aranmasında dikkatli ve eleştirel sorgulama. Şimdi bazı yerlere dikkat çekmek için büyük yapmışım. Bu eleştirel sorgulama ya da incelemenin olduğu müzik araştırma alanı. Bu nedenle müzikoloji felsefenin izinden giderek zaman ve yer hakkındaki epistemik kavramları kullanır ve konusunu sistematik ve tarihi olarak iki ana başlıkta inceler. Sistematik yaklaşım bildiğiniz gibi akustik, psikofizyoloji, estetik, pedagoji, antropoloji, alt bilim dallarıyla müziği teorik analize yönelirken tarihsel müzikoloji yaklaşımında da müzik tarihiyle olan olayların hepsini ve müzik alanındaki her şeyi içerir. Müzikologlar ise bildirimler, raporlar ve yorumlamalar açısından tarihle ilgilendirirler. Glenn Haydon'un bildiğiniz gibi meşhur kitabında alıntı yaptım burayı. Her biri kendine has karakteristik
yöntemler olan iki farklı türden aktivite içerir. Biri olguların saptanarak araştırılması, diğeri ise malzemenin açıklanması, yorumlanması ve yazılı sunumu ile ilgilidir. Bir müziksel tarihsel araştırma içindeki yöntem sorunun farkında olma, sorunu tanımlama, sorunun entegrasyonu, materyal araştırması, stil kritik ve son cümlede yazım ve ifadedir. Şimdi kaynakları böyle incelediğim zaman mesela bu bugünkü dönemlendirmeyi sadece bugün yaptım. Yani ben de dedim ya her okuduğumda farklı bir bakış açısını görüyorum ya da satır aralarında bir şey görüyorum. Şimdi bazı kaynaklarda da açıkça ifade edilmemesine rağmen yani Türk askeri müziği tarihi dedin ya çok çalışılmadığı için aslında yani Batı müzik tarihi gibi böyle kesin bir dönemlendirme yoktur ki bu Türk müziğinde de yoktur. Daha henüz kesin olarak oturmuş bir şey yoktur. Yani bu dönemlendirmeyi yani kaynaklardan yola çıkarak yani böyle biraz dil, zaman ve mekana dayalı bir dönemlendirmeye gittim. Ben de bugün ilk defa yaptım bu dönemlendirmeyi. Yani konuyu daha iyi bir çerçevede görebilmek için. Bu dönemlendirmedeki amacım yani bu kültür, Türk askeri kültür tarihi üzerindeki o çizgideki değişim ve dönüşümlere bakarak yaptım. Şimdi burada en önemli kavramın birisinin din, dil ve coğrafik olarak zaman ve mekana bağlı olduğunu gördüm. Şimdi birisi İslamiyet'in kabulünden önceki Türk askeri müziği. Birinci bölüm burasıdır. İkinci bölüm İslamiyet'in kabulüyle gelişen Türk askeri müziği. Burayı kendi içinde iki başlığa böldüm. Bir, o İslamiyet'in kabulünden Osmanlılara kadar devam eden bir Türk-İslam devlet geleneği var ki o devletler biraz sonra göreceğiz. Bunların içerisinde Türk askeri müziğinin varlığını göreceğiz. Sonra Osmanlılar da askeri müzik olarak aldı. Osmanlılardaki askeri müziği de bu 1826 Yeniçer Ocağı'nın kaldırılmasına kadarki dönemi kapsıyor. Daha sonra bir bütün olarak baktığımız zaman bir de Batı etkisiyle gelişen Türk askeri müziği tarihi vardır ki burayı belki ileride ayrı bir dönem olur. Burada da yani 1826'da şimdi buraya girmeyeceğim ama burada bu bölümü anlatayım. Geleneksel Türk askeri müziği, yani mehterler bugün herhalde çevrenizde de görüyorsunuz değil mi? Bugün belediyelerde, Genelkurmay Askeri Mehteran Birliği'nde, işte İmam Hatip liselerinde birçok yerde birçok mehter görmekteyiz. Bir de Mızıkayı Mayın'la mehter kaldırınca başlayan Batı Türk askeri müziği, bandosu veya o gelenek vardır. Buralarda ayrı bölümler halindedir. Şimdi bu Türklerde din ve dil olayına şöyle bir bakalım. Yani bu nasıl askeri müziği etkiliyor? Türklerde din olarak baktığımız zaman gök tanrı, Tengri dediğimiz dil, şamanizm burada çok öne çıkıyor. Budizm, Maniheizm, Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet. Yani burada en önemli dinler bunlardır. İslamiyet öncesi Türk boylarının dinidir şamanizm ve Maniheizm, Budizm. Gök tanrı inancına bağlı olan şaman, kam, baksı gibi isimler alan din adamlılığı, ozanlık gibi görevler de üstlenmiş bazı kişiler ellerindeki davullar ile, burada bu davula çok dikkat çekin. Bak şimdi bu davul biraz sonra çok önem arz edecek. Bir yandan da hekimlik, yani kötü ruhları kovarak insanı iyileştiriyor. Ozanlık, din adamlığı yaparken diğer yandan da toplumun sosyal ihtiyaçlarını yine müzik aracılığıyla çözmeye çalışmışlar. Bu kişilerin aynı zamanda müzisyenlik tarafları da görülmektedir. Müziğin sosyal işlevinin yanı sıra dinsel işlevi de bu kişiler tarafından sağlanmış ve uygulanmıştır. Türklerin şöyle genel olarak dillerini de sınıflandırdığımız zaman Göktürk, Uygur ve Karahanlı devletleri, yani 8. yüzyılla 13. yüzyıl arasında eski Türkçe kullanıldı. 13'ten 14. yüzyıla kadar Hazar Denizi ve Orta Asya'da Kuzeydoğu Türkçesi ve 13. yüzyıldan günümüze kadar Oğuz Türklerin dili de Batı Türkçesi olarak, ki bu Batı Türkçesi de eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi kullanıldı. Şimdi bu buradaki din ve dildeki olayların yani kültürel olarak askeri müziğin değişiminde ne kadar etkili olduğunu göreceğiz.
Dolayısıyla şöyle bir bu bölümlendirmeden dolayı şöyle bir sonuç çıkarttım. Türk askeri müzik kültüründeki bu tarihi işlevsel ve terimsel değişim coğrafi, din ve dil unsurlarına dayalıdır diye böyle bir genel bir sonucu bu bölümde çıkarttık. Şimdi İslamiyet'in kabulünden önceki Türk askeri müziği burada biraz şöyle terimlere dikkatimi çekelim. Türklerde müziğin kökeni dinsel müziğe ve orduya dayanır. Şimdi burada mesela Timur Ural hocamdan bir alıntı yaptım. Şimdi eski kaynaklarda bu geçiyor ama bu son dönem yapılan askeri müziğe çalışmalarda da genel kanı budur. Çalışmalarda genel kanı şöyle böyle bir bilgisayarında bir anormallikler başladı. Neyse. Ve Türklerin en eski bilinen ataları Hunlar döneminde müzik dinsel ve büyüseldi. Tapınma ve büyü sırasında müziğe başvuran şaman dışında işi ya da mesleği müzik yapmak olan başka kimse yoktu. Din adamı olmanın yanı sıra işi müzik olan şaman kurumsal ve toplumsal amaçlara hizmet ediyordu. Bu tapınma ve büyü içinde yapılan müzik zamanla savaş ve yürüyüş amacıyla kullanılmaya başladı. İşte burada yani dinle müziğin ne kadar iç içe geçtiğinin hatta başlangıcının bile dinle olduğunu görüyoruz. Yani o şamanizmin içindeki davul resmi hayatın içerisinde yer alarak başlıyor askeri müziğin. Yani kaynaklara göre. Hunların resmi ve dini çalgısı davuldu. Bakın bu mehter başından sonuna kadar davula dayalı olacak. Davul devletin varlık, bağımsızlık ve egemenlik simgesiydi. Bakın bu dönemdeki çalgıların da şöyle eski ve yeni anlayacağım şekilde yazmaya çalıştım. Mesela yıra, zurnaya deniliyor. Borguy, boru, tümrük, davul, küvrük, köz, cenk, zil çalgılarından oluşan tur takımları bunlar döneminde kuruldu. İşte bu tur takımı yani ilk askeri bando anlamına geliyor. Ya da Türklerde askeri bandonun başlangıcı bu tuğ takımlarına geliyor. Tuğ vurmak bu takımların dinleti biçimiydi. Bunu da Ali Uçan hocamın güzel bir yorumundan aldık. Tuğ neydi? Hakan'ın huzurunda nevbet vuran tabulhane ve sancağı denir. Şimdi bu terimler İslamiyet'in sonra çıkıyor ama bu tuğ takımını ifade etmek için kullanılıyor. Bu tuğlar inanç ve sayılarla ilişkisi vardır. Sancak olan tuğ, bakın sancak bayrak, turuncu renkte ipek ve kumaştan yapılırdı. Yüksek makamları temsilen verilirdi ve tuğ 9'dan fazla olmazdı. Şimdi tuğun çok geniş bir anlamı vardır. Yani hem askeri müzik, hem davul, hem de bir sancak bayrağı benzer bir sancak olarak görüyoruz. Bakın şimdi tuğ çalgıları, bu küvrük, yani bunlar eski Türkçe'de hani küvür demek, işte köz, bugünkü közün prototipi diyebiliriz. Türk davulu, Çinlerde de davula ku denilirmiş, yani küvrüye. Bu Orhun kitabelerinde geçmektedir. Mesela en eski yazılı kaynaklardan birisidir. Bu ayin eplerde de kuvarga. Bu Hindistan ve Pakistan civarındaki eski Türk devletlerindeki el yazmaları ve kaynaklarda da bu şekilde yürüse. Küvrük denilirdi. Davul çalana küvrükçü denilirdi. Tümrük, işte tomruk ifade ediyor bize. Tümrük, tomruk, çift derili davula. Bu ceng, böyle rey biraz gemizden kalın telaffuz ediyor. Çünkü bir de çenk çalgısı var. Bununla karıştırılmasın. Yani kalın telaffuz ediliyor. Bu da zili göstermektedir. Şimdi eski Hun otağında bayrak ve davul şu gördüğünüz ortada genel olarak bütün Hun otağını gösterdim. Ama burada küçük ayrıntıyı aldığımız zaman bakın gördüğünüz gibi işte tuğ takımında şu anda bir Çin minyatüründen alınmıştı bu. Bir gördüğünüz gibi sancaklar yani tuğ sancaklar onların etrafında bakın davullar ve borular görüyoruz. Ve şöyle yani bu etrafta durma yani bu bir hilal şeklinde durma şimdi biraz sonra göreceksiniz bu mehterlerin yani nevbet vururken durdukları tören şekli tarzı tam nerelere kadar dayanıyor işte bu tur takımlarının sancakların etrafında duruşu bu tur takımı yani bu hilal şeklinde duruş Türk kültürüne öyle girmiş ki belki ilginizi çeker diye en basit bir şey getirdim buraya mesela.
bir Turan taktiği vardı. Bu eski Türk savaş taktiğiydi. Bakın bunda bile bir hilal görüyoruz. Yani şu gördüğünüz gibi meydan savaşında iki ordu karşılaşıyor. Kırmızılar düşman, mesela maviler. Şimdi Türk ordusunun orta tarafı bir geriye savaş başladığı zaman, yani bir aldatmacalı geriye kaçış başlıyor. Kanatlar da iki tarafa doğru kaçıyor. Daha sonra bir işaretle, ki bu işareti de göreceğiz, bunlar hep büyük çalgılarla veriyor. Yani bu mehter çalgıları savaşta işaret vermede de kullanıyor. Ve kanatlar tekrar dönünce hilal şeklini alarak düşmanı gördüğü gibi ortaya alıyor. Yani burada bunu vermem sebebi bu hilal şeklindeki duruş Türk kültürünün birçok yerinde karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bir de bu Davulu Mutuğ'un işte ilk askeri bando gibi bir tartışma var. Bunu zaman zaman sizler de karşılaşacaksınız. Yani bunu belki bazı yayınlarda veya işte çalışmalarda göreceksiniz. Şimdi şöyle kısaca değindim. Mesela Firavunlar Mısır ordusuna kısa borular çaldırdı. Sümerler iri davullar kullandı. Fakat bak burası çok ilginçtir. Yani zaten bu ifadeyi iyi kullanmak lazım. Yani Türkler askeri müziği ilk kullandı demiyoruz. Bakın ilk askeri bando diyoruz. Ya da en eski bando diyoruz. Şimdi bando olması için farklı karakterdeki çalgıların bir arada olması gerekiyor. İşte burada da davul, zurna, boru, zil gibi aletlerin takım halinde kullanan ve bu takımları resmi tören ve orduda çaldıran, ülkenin başlangıçta Orta Asya olduğunu düşündüren tarihi kayıtlar muhteliftir diyor bunu. Mahmut Rauf Gazi Mahalli diyor bunu. Ki Çin kaynaklarına dayanarak söylüyor bunu. Askeri muzikayı da güney ve batıya doğru erkenden yayanlar Türkistanlılar olmuştu. Evet, gördüğünüz gibi işte Hindistan, Irak, Mısır, Anadolu, Balkanlardan Endülüs'e kadar, ki bunu siz de görmüşsünüzdür. Yani klasik dönemde İstanbul fethiyle, ki batı müziğindeki işte Mozart, Beethoven gibi birçok besteci de yine bu Türk askeri müziği etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bu Haçlı seferleriyle yani doğuya gelen bu Haçlı orduları Türk askeri müziğin savaş meydanlarına karşıladım. Onların çalgılarını da götürerek veya bu takımları taklit ederek kurmaya çalıştılar. Şimdi mesela bakın kırmızı yazmışım. Burası size bir mesajdır. Ben de bunu Gazi Mial'den çıkarttım. Gazi Mial'in dipnotlarında böyle bazı notlar var. Diyor ki askeri müzikalar tarihinin Asya ve İslam medeniyetlerine ait kısmının geniş bir karşılaştırmalı plan dahilinde müzikoloji olarak araştırılması. Şimdi bu bugüne kadar bu geniş kapsamlı bu şekilde bir çalışma yoktur. İnşallah sizler böyle büyük imkanlar yakalayarak işte mesela Avrupa'daki büyük arşivler ve kütüphanelerde veya işte diğer Türkistan devletlerinde bunları çalışarak bu çalışmalara ulaşırsınız. Şimdi geldik ikinci bölüme. İslamiyet'in kabulüyle gelişen Türk askeri müziği. Şimdi burada demin de gördüğümüz gibi yani bir Türk İslam devlet geleneği işte Osmanlılara kadar. Bunlar gördüğünüz gibi devletler genellikle şunlardır. İşte Tolunoğullar, İşitler, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Harzemşahlar, Eyyubiler, Memlükler, Fatihler. Şimdi Türk askeri müziği çalıştığınız zaman yani din, tarih ve dilden uzak kalamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu Türk devletlerinin geleneğin içerisindeki savaşlara, olaylara baktığınız zaman hepsinde askeri müzik vardır. Şimdi burada buraya kadar geldik. Burada tabii biraz dinin önemini bu din bizi çok değiştirecek. Şimdi askeri müzik o tu kelimesi değişecek. Peki burada yani din nasıl bir değişim yaptı bizde? Türklerin İslam dinine ve İslam medeniyeti dairesi içine girmeleri Türk, İslam ve dünya tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Gerçekten hem Türk tarihi açısından hem İslam tarihi açısından Türklerin İslamiyet kabul etmesi çok büyük bir olaydır. Dolayısıyla zira bu tarihi olaylardan kısa bir süre sonra İslam ülkelerinin ortasında devletlerini kurarak İslam dünyasının kaderine hakim olan Türkler, İslam dininin en kudretli savunucuları ve İslam medeniyetinin de en büyük temsilcileri olmuşlardır. Türkler içine girdikleri dünyada kendilerini yutmaya çalışan Fars ve Arap kültürlerine karşılar, milli kültürlerini ve kimliklerini koruyarak zamanımıza kadar ulaştırdılar.
Şimdi burada terminolojik olarak belki şimdi göreceksiniz böyle bir kelimelerde Arap çalışma veya Fars çalışma var ama bu arada da bu Türk kültürü de özellikle böyle halifelikle beraber İslam devletlerin içinde de yer alıyor. Bunu da göz önüne almak lazım yani. Türklerle Müslümanların ilk karşılaşmaları işte bu 635'ten başlıyor, bu Talas Savaşı'na kadar geliyor. Ki bu Türklerin İslamiyet'i kazanması yaklaşık bir 350-400 yılı buluyor. Peki bunun sonuçları nelerdir? Türk-Arap-Müslüman mücadeleleri sona ermiştir. Yani Türkler aslında Araplara karşı bayağı bir 300 yıl direnmişler. Ben o detaylara fazla girmiyorum ama daha sonra İslam'ın en büyük savunucuları olmuşlardır. Orta Asya'da Çinleşmekten kurtulmuştur. Yani Türk ve Arap İslam orduları birleşince. 751 yılı Türk İslam tarihinin başlangıcı olmuştur. Türkler Abbasi Devleti'nin hizmetinde görev almışlardır. Bu da çok önemlidir. Yani Türkler bu halifeliğin içerisindeki devlet geleneğinde de özellikle ordu kısmında çok büyük hizmetler almışlardır ki sonradan belki tarih bilgisi olan Memluklar bir aslında Türk ordusu, Türk komutanlarının vasıtasıyla kurulan bir devlettir Memluklar. İslamiyet Türkler arasında yayılmış ve Orta Asya İslamlaşmıştır. İşte ilk İslamiyet kabul edenler Boylar, Karluk, Yama, Çiğir ve Karahanlılardır. İslamiyet'teki cihat düşüncesi Türklerdeki cihan hakimiyetiyle ve bu Allah inancıyla gök tanrı inancı birbirine çok uyuşmaktadır. Yine ahiret inancı eski Türk diliyle İslam dini arasında benzerlik göstermektedir. Halifeliğin koruyup devam ettirilmesini sağlamıştır. İslam dini, kültür ve medeniyetini geliştirip yaydılar. Ki bakın buraya gösterdim. Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve Hindistan'a kadar ve Balkanlara kadar aslında İslamiyet'in yayılması siz de biliyorsunuz ki Türkler vasıtasıyla olmuştur. Özellikle Balkanlar ve Avrupa'ya değil mi? Şimdi İslamiyet ile İşte bu dönemde müzik ne oldu? Şimdi tuğlar gitti, tabulhane geldi, nevbethane geldi, nakkarehane gibi terimleri görüyoruz. Şimdi buradaki, hani şuradaki metinleri okuyacağım ama şöyle bir tabul, Arapçadan gelen bir kelimedir. Tabul, davul demektir. Değil mi? Tabulhane, hane, işte Farsça'da, eski Osmanlıca, eski Türkçe'de de yani bunda Farsça Arapça derken eski Türkçe'de de hane, işte ev ya da mahal anlamındadır. Nevbethane, nakkarehane. Burada nakkare, şimdi bugünkü gördüğümüz küçük ikili bir çalgıya benzetmeyin. O dönemdeki büyük davullara da nakkare, çiftli davullara da nakkare deniliyor. Şimdi tabulhane, parantezde mehterhane, nevbethane, nakkare, coşku ve kahramanlık duygularını ifade eden musiki, bunu icra edenleri ve bunların bulunduğu yerleri ifade eder. Musiki takımı için İslam devletlerinde tabulhane ve nakkarehane, Selçuklularda tabulhane ve nevbethane tabirleri geçer. Osmanlılarda ise tabulhane nevbethane başlangıçta geçiyor. Daha sonra mehterhane veya mehterhane tablo alem sözleri kullanılıyor. Bakın Emeviler, Abbasiler, Karahanlar, Harzemşahlar, Gazneliler, Memluklar, İlhanlar ve Selçuklular gibi Türk, yani İslam ve Türk İslam devletlerinde tabulhane mevcuttur. Şimdi tabulhane, Tuğ neden tabulhaneye geldi? Türkler İslamiyet'i kabul etti. Şimdi ben mesela şunu yine bu yakın zamandaki incelemelerimde gördüm. Aslında şöyle bir, yine hani demin dedim ya, mekansal ve zamansal bir değişim. Şimdi zaman, İslamiyet geldi, zaman değişti. Terimler, terminoloji değişti, işlevi değişmiyor. Bir de şöyle elimdeki kaynaklarda şunu yakaladım. Mesela tabulhane de askeri müzik topluluğunu ifade ediyor. Nakkarehane de. Nakkarehane'yi daha çok Hazar Denizi'nin doğusunda, İran, Pakistan, Hindistan bölgesinde daha çok kullanılır. Hatta o bölgedeki kaynaklara mesela tabulhane'ye hiç rastlamadım. Ama Hazar Denizi'nin batısına doğru, ta Balkanlara kadar tabulhane kelimesini duyuyoruz. Şimdi burada tabulhane nedir? Neden tabulhane oldu? Davul evi, yani davulhane, davulların çalındığı yer. Şimdi İslamiyet'i kabul ettik. İslamiyet başta musiki yasakladığı için o melodi çalan, işte yıra dediğimiz zurna artık burada yerini almadı. Yani borun, zurna çalgıları ilk başlangıçta özellikle ilk Türk İslam Devleti'nde hatta Halifelik Devletleri'nde yerini almadı. Sadece topluluk davullardan meydana geliyor. Dolayısıyla tabulhane denildi. Bu tabulhane
İslamiyet asırlarında barışta ve savaşta nevbet vuran melodi çalgıların, zurnanın yer almadığı, sadece davullardan meydana gelen askeri bando topluluğu. Bakın nevbet de askeri müzika takımı, hükümdarın saray veya otağı önünde davul vurarak icra ettiği musikidir. Bu nevbeti de şu paragrafı okuyayım, üzerine yine konuşalım. Nevbet, bakın mehter bando takımı, sultanın saray ve otağının önünde günde 5 namaz vaktinde nevbet vuruluyor. Yani aslında nöbetten geliyor. Nöbet işte ezan vakitleri bir nöbettir. Ezandan önce vuruluyor. O nevbetle Türk askerinin içerisinde yer alıyor. Şimdi mesela nevbethane kelimesi de yani kaynakları da farklı ama bence o konserin yani o dinletinin yapıldığı yere deniliyor. Çünkü nevbetin vurulduğu yere hane kelimesinden yola çıkıyor. Dolayısıyla bunların bulunduğu mekana nevbethane veya tabunhane denilmektedir. Sultanın izin verdiği tabiler ise günde sadece 3 vakit nevbet vururlardı. Bakın sultan dediğimiz yani hükümdarın temsilen veya onların vezirleri, şehzadelerini, emirlerini de yine davulla devletleri, varlıkları, bağımsızlıklarını görüyor değil mi? Şimdi bakın burada bir ifade kullandım. Davul dövmek bir şereftir. Neden bir şereftir? Şimdi bakın kimler davul dövüyor? Yani bu tabulhanenin içinde kimler yer alıyor? Şöyle birkaç tane örnek aldım. Bunun tarih kaynaklarında örnekler çoktur. Birkaç tanesini aldım şöyle bir tanesini. Mesela Harzemşahlar Devleti dönemde 5 vakit namazdan önce çaldırılan sırf davullardan teşkil eden tabulhane bulundu. Harzemşahlar, Selçuklar bakın 27 adet altın davul. Murassa toprağlar. Murassa dediği sırmalı taşlarla sürüyor. Yani devletin musiki toplumuna, bandosuna verdiği öneme bakın. Davullar altın, tokmakları incilerle süslü. Ve bunu büyük melikler ve sultanların çocukları ve emirler tarafından çalınıyor. Yani verilen öneme bak. Bugün bir düşünsenize yani devletin üst düzey yetkilileri yani bir bandoda çaldığını düşünün. Ne kadar önemli değil mi? Evet, burada Selçuklularda taht ve taç doğal olarak sadece sultana mahsustur. Sultana ait olan her şey zamanla onun alameti olmuştur. Nevbet vurdurmak sultanlık alametlerinden, işaretlerinden birisidir. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçuklular, Anadolu Beylikler, İlhanlar ve Memluklarda nevbet ve tabulhane geleneği mevcuttur. Ve burada şöyle küçük bir yine bir kaynaktan aldım. Bunu tabunhane takımlarına bakın davul, zurna yavaş yavaş artık tarihlere bakıyorum. 1256-1300 yıllara geldik. Artık tabunhanelerin içinde zurna ve teganileri yani bugünkü çevgen ya da koroları da görmekteyiz. Anlatabildim mi? Burada da yine biraz böyle artık Türk geleneği de kendi içerisinde yani İslamiyet'le beraber Türk geleneği de kendi içinde devam ediyor. Daha sonra tekrar bu melodi çalgılarını bandonun içinde görüyoruz. Burada mesela şöyle bir yorum yaptık. İlhanlar Müslüman olmasına rağmen Moğol şamanizmini bakın. Moğol şamanizmini de sürdürdüğünü ve Tengri'ye de taparlardı. Yani bu İlhanlar bir yandan İslamiyet'i kabul etmişler ama böyle yani böyle çok sert şeriat İslamiyet'i yok. Kendi içinde zaman zaman bu şamanizmin uygulamalarını da yürütmektedirler yani böyle. Dolayısıyla benimsemişler ve Müslümanlara karşı Hristiyanlar ittifak kurmak istiyorlardı. Burada mesela bu tür şeylerde bu mesela Hint, İran, Osmanlı toprağını teşkil eden askeri bando takımında da küçük farklılıklar vardı. İşte davul vardı, yoktu, nakkarehane, tabula ama tek değişmeyen şey debdebe ve tantana ifadesi. Bu da temsili gösteriyor. Savaşta tabulhaneler savaş meydanlarında birçok görev vardı. Cengi harbilerle yiğitleri dövüşe coşturan ve düşmanın asabını bozardı. Ki bununla ilgili yani Haçlı seferlerinde yabancı kaynaklarda da görüyoruz. Şimdi burada almadım. Mesela işte o eski Türk devletleri savaşa gittiği zaman böyle 80-100 tane fil kösü, 150 tane boru alabilir. Işığı da yakar mısın? Böyle yani düşünün bu yüzlerce boruların davulların, köslerin sesini daha önce alışık olmayan orduların veya işte o orduda kullanılan atların, develerin, fillerin alışık olmadığından dolayı bu sesin duyarak daha sesin nerede geldiğini görmeden ordunun arka tarafını yarısının kaçtığını yazan
kaynaklar vardır. Mesela yine burada bir dikkatinizi çekmişim kırmızıyla. Harplerle ilgili muzikacılık hatıraları. Yani bu da aslında başlı başına bir konudur. Yani şimdi Türkler askeri müziği savaş alanlarında kullanmışlar. Tabii müzik olarak kullanmışlar ama çalgıları da ordunun hareketlerini veya düzen vermek veya başlatmak, durdurmak gibi işaretleri de yine bu büyük çalgılarla vermişlerdir. Ki bununla ilgili mesela küçük bir anıt yaptım. Dede Korkut gibi epik halk hikayelerinde savaşlarda gündür gündür nakareler dövüldüğünü, gündür gündür davullar ve vurması, altın tunç borular çalındığı anlatılmaktadır. Bakın mitolojik hikayelerde bile çalgıları görüyor musunuz? Altından, tunçtan yapılıyor. İlk Haçlı seferleri başlarında Avrupalı askerler bu gibi verbelerin karşısında bunalıp acemilik çektiler. Dolayısıyla kendi ordularında benzerlerini kurma ihtiyacı duydular, bu kaygıdan doğdu. Cengi harbi ritimleri Allah Allah nidalarıyla karşıya gazileri kürtletiyor, düşmanı yıldırıyordu. Burada küçük bir gazne devletiyle ilgili küçük bir anlık yaptım. Burada da mesela yine filler arasında bakın bu boru debdebe nakkeler ve davulların dövülmesini emrediyor. Ve bunlarla hem de ordu hareketleri belirliyor. Geldi şimdi Osmanlılar'da askeri müziğe. Şimdi burada da yine bakın ilk Hunlar'da yani hep ne dedik, askeri müzik bir öncü rol oynuyor. Tur takımıyla başladı müzik kültürü. Türk devletleri içerisinde de yine gördüğünüz gibi tur takımlarıyla başladı veya tabulhanelerle başladı değil mi? Şimdi Osmanlılar'da da belki bu içinizde duyanlar vardır. İşte Selçuklu devleti yıkılmak üzereyken veya yıkıldı. O arada çeşitli şeyler var ama ben kısaca şöyle bir özetleyeceğim. Selçuklu Sultanı Osmanlı Beyliği'ne bir uç beyliği fermanı gönderiyor. Bazı kaynaklar buna bağımsızlık fermanı diyor ama yani kendisi bir devletken orayı niye bağımsız ilan etsin? Yani ben onu yani öyle yorumlamadım. Uç beyliği zaten bu kayı boyunda olduğu için bunları hep sınırlara yerleştiriyor. Uç beyliği ile ilgili tabl borudan oluşan bir takım gönderiyor. Bu musiki takımı, yani buraya detaylara girmedim, hatta bir ikindi vakti Söğüt Domaniş civarında Osman Gazi'nin huzuruna geliyor. Ferman okunuyor ve bu işte bazılar buna tuğ takımı, bazılar boru takımı diyor. İşte bu çalıyor. Osman Gazi ayağa kalkıyor. O da bir gelenektir ki Fatih Sultan Mehmet'e kadar mehter çaldığı zaman yani bu Osmanlı sultanları ayakta dinlerdi. Bakın. O da bir gelenekti. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethiyle bu gelenekte son buldu. Şimdi burada bir terminolojik daha yaşıyoruz. Şimdi Osmanlılar'da başlangıçta bir yine tabulhane, nevbethane kelimelerini duyuyoruz ama artık yavaş yavaş bir mehter kelimesi duyuyoruz. Yani bu Memluklar'da mihter, işte Osmanlılar'da böyle biraz Arapçalaşmış bir telaffuzla mehter. Ki bunu işte yine hilal şekline, ay, büyük ay şeklinde bir anlamı var. Birkaç anlamı daha vardır ama ben özellikle bizi ilgilendiren kısmını söyleyeyim. Yani hilal, ay şeklinde bir ifadesi vardır ki bu da yani mehterin gerek padişahın otağın önünde gerekse işte savaş meydanlarındaki nevbet dururken duruşunu anlatıyor. Onu ifade ediyor. Bu mehter kelimesini ben burayı biraz açıyorum şöyle. Belki içinde mehterhane-i haime. Hayme dediğimiz çadır anlamına geliyor. Aslında bu mehter kelimesini önce bu padişahın savaşlarda veya işte göçlerde çadırlarını kuran, kaldıran, toplayan o birime de mehterhane deniyor ki Evliya Çelebi burayı çok güzel ayırt ediyor. Yani çalıcı mehterler ve çadırcı mehterler diyorlar. Mehterhane-i hayme, mehterhane-i tablo alem diyor. Böyle bir tabir gelecek karşımıza. Bu tablo alem dediği yani tabl davulları ve alem dediği sancakları, bayrakları olan musiki topluluğunu ifade ediyor. Dolayısıyla biz mehter kelimesini Osmanlı'da önce çadır anlamında Fatih zamanında bir görüyoruz. Aslında Fatih Sultan Mehmet zamanında mehter yani en ciddi teşkilatlanmasını yapıyor. İstanbul'da işte bu Gürhane Parkı'nın orada bir mehter kulesi kuruluyor. Yani Fatih zamanında çok güzel. Ama mehter kelimesinin askeri müzik, askeri müzisyen anlamındaki
ilk olarak yani Yavuz Sultan Selim zamanında görüldüğünü görüyoruz kaynaklarda. Ve bunun başındaki en büyük amiri Emir-i Alem'dir. Ve o dönemde şöyle mehter takımı Osmanlılar'da, başlangıçta Osman Gazi zamanında gerçekten savaş alanlarında yer alan mehter, artık barış zamanında da işte padişahın otağı önünde ikindi vakti. Bakın ikindi vakti diyorum. Biraz önce hani o ilk takım geldiğinde de ikindi vaktiydi. Yani bu gelenek bugünkü askeri müzedeki de hala devam etmektedir. Yani ikindi vakti saat 3'te nevbet bulunmaktadır. Dolayısıyla o dönemde mehter, sultanın, padişahın mehteri var, vezirlerin mehteri var, şehzadelerin mehterleri var ve en önemli şey de Yeniçeri Ocağı'nın mehteri vardır. Yani hatta Osmanlı tarihi boyunca Yeniçeri Ocağı'yla mehter de o kadar içselleşiyor ki yani Batılılar mehter diye çok bilmezler. Janissary Band diye mehteri tarif ederler. Anlatabildim mi? Yani böyle bir kanıksanma geliyor. Ve ordu içerisinde ki bugünkü mehteri de askerimizde de görürseniz hatta etrafında askerler, tuğla, sancaklar vardır. Yani orada o Yeniçeri Ocağı da temsil edilmektedir. Şimdi bu dönemde böyle hani mehter, mehterhane kelimelerinin yanı sıra tablo alem mehterleri hep tabiri duyuyoruz. Mehterhane tablo alem. Burada işte bu tabl, davullar, tabl ve alem, bayrakları, sancakları kapsıyor. Cemaat-ı mehterhane tablo Ali Osmani gibi. Tablo alem ve Yeniçeri mehter takımları ki bunlar Enderun adlı okulda bölükler halinde yetiştirilirdi. Bununla ilgili de yine Ali Üfkin'in saraydaki anılarında yine rastlamaktayız. Yani Enderun'da ne zaman meşk ettiklerini, eğitim gördüklerini görmekteyiz. Peki bu bölükler nelerdi? Bu bölüklere şöyle bir bakalım. Nakkare zen bölüğü. Aslında nakkare zen, burada zen çalan, yani nakkare çalanların bölüğü. Bunların da işte her birinin bir başı vardı. Bu ser nakkarezen, nakkarezen bölüğünün başıdır. Surnazen ya da zurnazen, yine zurna çalanlar bölüğü. Ser zurnazen ki bir dönem ser zurnazen aslında mehter başı görevini de görmektedir burada. Tabbalim bölüğü, tabl kelimesi yine çağrıştırıyor görüyorsunuz. Davulcuların bölüğüdür. Ser tabbalim dediğimiz gibi ya da tabulzen, davul çalan anlamında. Bu alemdaran bölüğü yine bayrak sancakları taşıyan, cevgenleri de taşıyan bir bölüktür. Zençciyan. Zenç aslında zil anlamındadır. Ondan sonra serzençciyan, zilzen, serzilzen gibi terimler de daha sonralarda kullanılıyor. Nefiryan bölüğü de bakın daha önceki hani bu terimler eğer aklınızda kaldıysa biraz önce ilk prototiplerinde boruya buk ya da borguy kelimesi kullanıyordu. Şimdi nefir kullanıyoruz. Nefir boru demektir. Aslında Arapça kökenli bir kelime fakat bunları da şöyle söyleyeyim yani Divan Lügat-ı Türk gibi sözlüklerde de mesela işte tariflerinde diyor ki Türklerin askeri takımda kullanılan boruya denilirdi. Bakın mesela biz kelimeye Arapça'da boru diyoruz ama bugün sözlüklerde öyle geçti işte ama eski sözlüklerde de böyle deniliyor. Şimdi nefirle ilgili de küçük bir şey açayım ki daha önceki birkaç çalışmamda da bu yargıya vardım ben. Nefir yani mesela bizim Türkçemizde var mı bilmiyorum. Kırık çoğul diye bir şey vardır. Yani düzensiz çoğul vardır. Hani biz derler ekiyle yapıyoruz ama mesela İngilizce'de veya Arapça'da düzensiz çoğullar vardır. İşte hani child children diyoruz ya İngilizce'de. İşte bu düzensiz çoğuldur. Şimdi nefir kelimesi de aslında düzensiz çoğuldur. Nefirin çoğulu anfardır. Anfar kelimesi de bakın nereye götüreceğim size. Anfar Batı'daki ilk bandolara fanfar takımları derler. Hatta bugün Balkanlarda da fanfar toplulukları derler. Özellikle ağırlıklı nefesi çalgılardadır. Yani bunun Osmanlı Balkanlarda dağılınca o kalelerdeki mehterler dağıldı. Bu ekmeğini kazanmak için bu esnaf mehterleri ne oldu? Gittiler işte o
Yani borulculardan oluşan topluluk. Nefesi çalgılara genelde böyle yani deniliyor. Bakın bu nefirin anfara, anfarın fanfardan türediğini açıkça yani kulaklarımızda duymaktayız. Bu şakirden bölüğü de bu da acemilerdir. İlk mehlere gelenlerdir. Kös bölüğünü görürüz. Bu kös bölüğü sonradan ilave edilmiştir. Özellikle padişah mehlerlerinde çoğunlukla görüyoruz. Çevgen bölüğü de yani bugünkü koroyu yani sözlü eserleri söyleyen bunlar mehlere bağlı değil. Divan zamanlarında katılırdı. Divanın önünde nevbet vurulurdu. Mesela bu dönemde mehterlerin sayısını göstermek için küçük bir örnek aldım. Kanuni Sultan Süleyman zamanında sayıları 1200'e kadar atlı ve yaya mehterler bulunurdu. Bakın bu da önemli bir konudur. Bu konuda da çok bir çalışma yok bildiğim kadarıyla. Yine size bir dikkatli çekin. Atlı mehterler, bindirilmiş mehterler. Bindirilmiş mehterler. Bir an sesini bitti dedim ama sistem değil. Tamam. Bu da çalışılması gereken bir konudur. Yani fillerde işte develer atların üzerindeki minyatürlerde göreceksiniz. Bu konuda çok güzel minyatürler vardır. Evet şöyle kısa kısa geçiyorum. Yani bir an önce sonuca gelip sizlerin de soruları almak istiyorum. Türk müziği yani bu mehter musikisi artık hem mehter teşkilatlandı hem de mehter musikisi bir şekil aldı. Burada Türk müziği ses sistemini kullandı. Türk müziğin makamlarını ve usullerini kullandı ki yani artık mehter bana göre Türk müziği usullerini en güzel vuran, içini dolduran, velveleni yani kös ana ritmi vururken mesela işte bir Sofyan usulünde işte kösler, ziller ana usulü vuruyor. Mesela düm, tek, ka diyelim ama o nakkareler, davullarsa düm tek, düm tek, düm teke tek tek. Veya bu velvelerin düzük şekilleri de bazı eserlerde değişiyor. Ya dolayısıyla bir ritim zenginliği, ritim armonisini aslında mehter musikisinde görüyoruz. Ki özellikle yabancı gezginler mehter musikisini dinlediği zaman yani yeri sallandığından bahsedenler vardır ki bunlar da işte aslında mehterin ritim yönünün ne kadar öne çıktığını gösteriyor. Ve burada hani mehter musikisi işte bu ritimlerle zurna, davul, boru, zil ve nakkare gibi çalgılar icra edilen musikiye de mehter musikisi diyoruz. Mesela mehter bir teşref çalıyor. Aynı mesela Türk musikisinde de çalabilirsiniz. Ama bu çalgılarla çalmazsanız biz ona mehter musikisi diyemeyiz. Mehter repertuarı zaten Türk musikisinin repertuarıyla oluşur. Ben mesela repertuara bakalım. Musiki formlarına teşrefleri görüyoruz. Semaileri görüyoruz. Mesela bu semaiye dikkat edin. Belki Hazan Mecmua-i Sal Söz'e baktıysanız mesela bu semai harbi gibi bir terim göreceksiniz. Saz semaisi ve söz semaisi, cengi harbi, türkü, murabba, raksiye, kalenderiye gibi Türk sanat ve Türk halk müziği bunun tabiriyle. Bunların mehter müziği repertuarını oluşturuyor. Mehter müziği aslında şöyle buraya fazla girmiyorum ama bir açayım. Bir demin bahsettiğim gibi yani devletin resmi mehterleri var. Tablo alem mehter, bir de esnaf mehterleri var. Savaş zamanında mehter başına hepsi bağlanıyor. Dolayısıyla o esnaf mehterler de gelip askeri mehtere katılıyor. İşte Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1200 diyorum. Esnaf mehterlerle buluştuğu zaman 10 binleri buluyor. Dolayısıyla aslında eğlence musiki esnaf mehterlerinin repertuarı da askeri mehterin repertuarı içerisinde yer aldığını görüyoruz. Yani çok geniş bir repertuara sahiptir. Bu repertuarla ilgili küçük bir örnek göstermek istiyorum. Hazır Mecmua-i Saz Söz'de neva faslı içerisinde şu notayı görmekteyiz ki bu kayıtlarımızda aslında en eski eserlerden birisidir. Gördüğünüz gibi Cengi Harbi'yi görüyorsunuz şurada. Ben bunun geçiyorum hemen bunun bugünkü mesela bugünkü çevresini Hakan Cevher hocamızın bu konudaki çalışması var. Bir test çalışmasından aldım. Bu orijinal yani çevirisi, transkripsiyonu. Bunun mesela bakın şimdi bu da burada bir özellikle dikkatli çekmek istiyorum. Bu da askeri müze mehtarın bildeki repertuardaki geçen adı. Bakın şimdi. İşte burada sizlere çok işler düşüyor. Yani çalışılacak çok konular var. Bakın adına hücum marşı denilmiş. Bakın. Anonim Evliya Çelebi külliyatından alınmıştır. Bakın işte halbuki bu Hazı Mecmua-i Saz Söz'de notası transkripsiyonu yapılmıştır. Aslında ilk adı da çok güzeldir. Neva Cengi Harbi değil mi?
Bu Cengi Harbi'yi ben burada girmedim ama şöyle Cengi Harbiler vuruldu dedik biraz önce. Ta Osmanlı'dan önce de tabulhanelerde de vuruldu. Aslında Cengi Harbi aynı zamanda bir ritim, usul, düzüm tarzıdır. Yani bugünkü 18'liye tekabül eden iki tane üçlü yan yana iki tane ikili yan yana gelen bir vuruş şeklinde Neva Cengi Harbi diyoruz. Burada çok küçük ayrıntılar da vardır. Mesela bakın böyle bir düzenleme olmuş. Davul solo konulmuş. İki ölçü. Burada bir davullar giriyor. Dönüşlerle çalınıyor. Geliyoruz. Şimdi bugünkü şeyde mesela bunu bir dinleyebilir miyiz? Ses geliyor mu? Bir bakalım. Perfil. Aynı melodi iki katı ritimle hızlı çalınıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu işte en eski eserlerden birisidir Mehter repertuarında. Yine bunu da koymak istedim. Burada da bir dikkatinizi çekmek istedim. Bakın adı Yeniçeri Marşı. Ritim nedir? 3-8'dir. Yani semaidir değil mi? Bunu bir gezgin, Blainville denilen bir gezginin Mehter'i dinleyerek notaya aldığı biliyoruz kaynaklarda. Şimdi burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın şimdi yabancı bir gezgi 3 dörtlük. Yani burada belki ezgisel olarak hani bizim makam üzerini bilmek için küçük belki detaylar olmayabilir ama usulde bir yanlış olacağını sanmıyorum. İki şey dikkatinizi çekiyor. 3-8'lik ve marş diyor bakın. Yani Mehter'in çaldığı bütün eserler Batılıların gözünde marş. Yürüyüş anlamında çalıyor değil mi? Ki marş batı formu diyoruz aslında. Aslında terim olarak marş batı formu acaba marşın başlangıcı mı acaba bu Mehter'in eserlerinde mi yatıyor? Yani bu Haza Mecmuayı Sazı Söz'de Cengi Harbi. Buradaki harbi tanımlaması yani harp alanına, savaşa aittir değil mi? Cengi Harbi, Semai Harbi terimleri acaba bize yani Batılıların bugünkü marşla ifade ettiği olguyu mu acaba düşündürüyor yani bize? Değil mi? Beni düşündürdü. Yani ben böyle yorumladım. Mehter'in sazları çok bir değişiklik yok ama şöyle genel olarak zaman zaman çeşitli sazlar girip çıkmıştır. Mesela zurnalar, kaba ve cura zurna diye. Boru, kurrenay bunlar şimdi hem boru girmiştir hem de uzun borular işte kurrenay. Bu kurrenay da bakın nefiri kullandım. Burada da kurrenayı kullandım. Kurrenay'ın Farsça bileniniz varsa kur, çok affedersiniz eşek anlamına gelir. Eşeğin sesine benzer. Evliya Çelebi bunu yani savutul himar diye tarif eder. Savut ses eşeğin sesine benzeterek tarif ediyor bunları. Mehter düdüğü de bu demin Şakir'dan bölüğünün eğitiminde kullanıldığını yazıyor kaynaklar ama bunun şekliyle ilgili çok elimizde iyi bir kaynak yok. Klarnetinde bir dönem Mehter'de kullanıldığını görmekteyiz. Vurmalı sazlarda köz, davul, nakare, tabılbaz. Tabılbaz dedi işte kuş avlamada kullanılan yine nakareler közün ortasında bir çalgı. Def. Bu ziller çıngıraklarda da zil ve cevgen. Cevgen de iki tarafında işte at kuyruğu olan küçük çıngıraklı bir şeydir. Şimdi Osmanlı döneminde ikindi vakti padişahın huzurunda nevbet vurulurdu. Ve bu vakti sururu sefa mehter başı tabiriyle başlar.
Şimdi bu bugün de uygulanıyor. Yani bugün geleneğe benzeyen, geleneğin devamı olan kısımlar da var. Ama bazı tasavvuri yerler de var. İşte bunların, bu bazı tasavvuri yerler gerekli değil mi? Onları biraz da sizler çalışacaksınız. Şimdi bu vakti sururu sefa. Bunun çağrısını bir dinleyelim bakalım. Vakti sururu sefa! Mehter başı! Hey hey! Çağrıyı gördünüz. Şimdi bu Osmanlı döneminde Tarih-i Cevdet'te şöyle anlatıyor, diyor ki işte çağrı yapıldı diyor. İç oğlan baş çavuşlardan birisi seyirciye dönerek arzu hallerini sordu. Bir sorunu, derdi olan var mı padişaha ulaştırmak için? Daha sonra bu işte selamlaşma dediğimiz. Mehter başı selamlıyor mehteri. Mehter cevap veriyor. Ve bu temenna dediğimiz, hani şöyle öne eğilerek temenna ile tekrar nevbet bittikten sonra mehter takımı ayrılıyor. Şimdi elimizde çok güzel bir kaynak var. Arifi Paşa'da gördüğünüz gibi. Orijinali budur. Şimdi bu mehter 9 katlıdır. Gördüğünüz gibi şimdi Serzurnazen, bir de bak Çevgenbaşı var burada. Bugün buna biz mehterbaşı diyoruz. Aslında mehterbaşı çoğu zaman Ser Davulzen ya da Ser Zurnazen'dir. Bakın, grup başları kırmızı kıyafetlidir. Yani burada kıyafetler üzerine konuşayım. Bu kıyafetler de zaman zaman farklı renklerden olmuştur. Ve grupların mesela, bakın cevgenler pembedir gördüğünüz gibi. Diğerleri, grup başları kırmızı, diğerleri laciverttir. Lakkarezenler gördüğünüz gibi bağdaş kurarak oturuyorlar. Bakın, anlatabildim mi? Ve Zurnazenler, Zilzenler de Davulzenlerin arkasındadır. Gördüğünüz gibi davulzenler. Davulları görüyorsunuz. Oldukça büyük, böyle hacimli davullar. Değil mi? Şimdi mehterin, bu kaynağı ben şöyle söyleyeyim. Yani şimdi mehter üzerine aslında akademik çalışmalarda herhalde en son bir tez çalışması yapan da benim. İşte 20. yüzyıldaki askeri mehterler çalıştım. Burada tabii ki bu mehterin bu dönemler, bu kaynağı çok önem verdim. Ben şöyle önem verdim. Aslında bizim Türklerde bir çok yani üzüldüğüm bir nokta vardır. Yani belge ve kaynak neredeyse hiç almamışız. Yani saklamamışız. Yani ben şu anki Genelkurmay Mehter'in 1953'te kurulduğunu, belgesini bulamadım. Bakın yani milattan önce demiyorum. 1953. Şimdi bunu Arifi Paşa çiziyor. Arifi Paşa çok önemli bir paşadır bu. 1826'da Arifi Paşa 20'li 29'lu yaşlarda. Yani Arifi Paşa'nın en son mehteri gördüğünü, şimdi yabancı gezginlerin çizdiği minyatürlerde bu sonucu çıkaramıyorum. Yani ama burada Arifi Paşa'nın yani aklı başında ve bu resmi çizdiğinde orduda mülazım, teğmen ya da onbaşı, yani tam şeyini hatırlamıyorum. Yani ordunun içinde asker, aklı başında, iyi bir ressam, yani uydurarak çizemez, gördüğünü çizmiş. Dolayısıyla bu mehter bize Osmanlı mehteri geleneğin en son şeklini doğru gösterebilme oranı yüksek olan bir kaynaktır. Yani böyle yorumluyorum. Ve bu mehter 1826 yeni ocağın kaldırılmasıyla birlikte tablo alem mehterler ya da mehterhane-i Hakani ile birlikte kaldırıldı. Yerine batı tarzı, Avrupa tarzı bandolar kuruldu. Daha sonra işte müzikal yumayın kuruluyor. Bir mehter şeyi yine yaşayacağız ama o da ayrı bir zamana. Bugün fazla sizi sıkmadan tekrar buraya dönmek istiyorum. Şimdi şöyle geleneksel olarak toplarsak Türk askeri müziği gördüğünüz gibi bir hilal şeklinde duruşu, savaş meydanlarında yani hep askerin yanında oluşu, ondan sonra ritim ağırlıklı oluşu, değil mi? Böyle kendine az özellikleri var. Demin en başta söylediğim gibi Türk kültüründe, Türk müzik kültüründe öncü rolü üstleniyor. Bunlar bizim çok önemli tespitlerimizdir diyorum.
beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, şimdi varsa sorularınız, çıkacağımız kısımları konuşalım, tartışalım. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Özellikle bu çalışma alanlarını belirlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ya onlar da dedi ki, yani bunu inşallah ileride yine yani Hikmet hocamız, Hikmetlerin çok sevgili bir kardeşimdir, Hikmet diyorum. Çok benim aziz bir kardeşimdir. Yani benim çalışmalarıma da çok katkısı olmuştur. Yani öyle bir hoca. Onun için çok şanslısınız. İnşallah bu çalışmalarınızda yani hocam sizi yönlendirir, asker müziğe direkt çalışanlar olursa, yani aslında elimde iyi de bir kaynak var. Yani ben mehter için çok topladım. Askeri bir mehter topladım. Şimdi demin Berfi'nin sunduğu gibi yani böyle idari ve görevlerimizin yoğunluğundan dolayı aslında bazen eğilemiyoruz. Aslında çalışacak kişilerin de yani benim toplayacağım kaynakları belki 20 senede toplayamazsınız. İşte bunları çalışacak bize böyle yani Türk müziğini bilen, makamları bilen, İşte iyi kötü bir Osmanlıcası olan araştırmacılar lazım. Yani ben çoğu kaynaklarda yardımcı olurum. Bunu söyleyeyim size. Bazı kaynakları da yavaş yavaş hala tespit etmeye çalışıyorum. Hatta bir dönem British Museum'le görüştüm. National Bibliothek Paris'te görüştüm. Berlin arşiviyle görüşmelerim hala devam edenler var. Viyana'daki arşivle, Viyana'daki askeri müzeyle görüşmelerim, yazışmalarım devam ediyor. Yani bazen bir kaynağı, belki iki sayfa, bir resmi bulmak bazen iki yılımı, üç yılımı işte biraz da maddi şeylere mal oluyor. Demin dediğim gibi ben o aslında bir iki düşündürdük dediklerimi size gönderme yaptım. Bunları da yani aslında benim de tespitlerim var. Ama Gazi Mihal bize işaret ediyor, bizi görevlendiriyor. Anlatabildim mi? Yani Gazi Mihal'i işte Hikmet Hocam anlatmıştır size. Yani Gazi Mihal'in yazdıkları bugün elimizde en değerli kaynaklardır. Evet, teşekkür ediyorum tekrar. Biraz sözü size bırakayım, ben çok konuştum. Tamam hocam, soruları alacağım şimdi de sorudan önce chat kısmından Burcu yazmış. Evet. Bu 9 çalgının kullanılmasının 9 Oğuz'dan kaynaklandığı, 12 çalgının kullanılmasının ise 12 imam kültüründen geldiği sanılıyor. Şimdi yanlışım varsa düzeltin de demiş aynı zamanda. Yok, Burcu'yu yani şöyle Burcu'ya da hak veriyorum. Şimdi şöyle Yeniçerilikle ilişkilendirdik dikkat ederseniz. Ki hatta Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşuyla ilgili Hacı Bektaş Veli'nin el verdiği söyleniyor. Yeniçeri Ocakları'nın içinde bir Bektaşi şeyhinin olduğu söyleniyor. Hatta bu şeylerde bir Gülbenki Muhammedi okunuyor. Bakın bu Gülbenki Muhammedi'yi açayım. Yani Yeniçerilik, Bektaşilik ilişkisi, mehter ilişkisi de vardır. Bu 12'nin 12 katı tabii ki. Yani bunlar yorumlar, hermenetik yorumlardır. Bunları yorumlayabilir. 9'un da eski Türk geleneğinde yani ne kadar şey olursa olsun 9'dan fazla olmazdı. 9 kutsaldır. Anladın mı? 12'nin de böyle bir şeyi vardır. Benim şimdi çalışmamda göreceksiniz. Yeniçerilik mesela mehterlerin sancaklarında zülfikar vardır. Anlatabildim mi? Bu bir mesela Gülbengi Muhammed'i vardır. Evliya Çelebi şöyle anlatıyor. Ben bunu İstanbul Fethi'yle ilgili çalışmamda yayınlamıştım. Bu bir Gülbengi vardır. Şimdi Gülbengi Muhammed'i bazı kaynaklar ezan diyor. Ama şöyle İstanbul Fethi'ni anlatırken 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece diyor. Ordu gece 1'de toplandı diyor. Cengi harbiler vuruldu. Gülbengi Muhammediler okundu diyor. Şimdi gece 1'de ezan okunmaz ki. Değil mi yani? İşte orada biz Gülbengi Muhammedi'yi tarihi Cevdet'te buldum. Yani işte o bir kısmı biraz değişmiş. İşte Allah Allah Celûl-ü Cebbar Mu'ni Settar Hâlik-i Leyl-i Nehar Zülcelal birdir Allah onun birine işte Resul-i Enbiya Peygamber'in Cenab-ı Ahmet Muhammed Mustafa diye böyle bir getirir onlar. Yeniçeriler böyle baş keserler buna, baş kesme derler. Yani bunu yorumlayabiliriz. Biz Burcu'yu tabii tamamen şey demiyoruz. Yani işte bunlar çalışılacak, yorumlanacak. 12, genelde 9 katlıdır padişahın mehteri ama 4. Murat'ın mehterinin 12 katlı olduğuna dair elimizde kaynaklar var. Ben bir soru sorabilir miyim Berfin Hocam? Tabii. Tabii hocam. Erhan abicim çok teşekkür ediyorum. Bu çok kapsamlı ve multidisipliner bakış açısı için. Özellikle çok teşekkür ediyorum.
Ve bunun dışında çok yurt dışını sen de takip ediyorsun, ben de ediyorum. Mesela şu anda yurt dışında en az bir 10 kitap sayabilirim. Savaş ve müzik üzerine kurulu. Savaşta müziğin mesela rolü birçok açıdan. Mesela bunlar ayrı bir uzmanlık alanı olarak kesinlikle çalışılması gereken konular. Dün Süleyman Ergüner Hoca ile başka bir şey için konuşurken şeyden bahsetti. Onun hep verdiği bir örnek var. Kimden, ya Toynbee'den mi birinden alınmış ama bilmiyorum kimden alındığını da hatırlayamadım şimdi. Hani bu Diyojen Malazgirt'te Alparslan geldiğinde hocam. Evet. Diyorlar ki ya ne yapacağız hani komutanları. Sıkıntı var. Bunlar geliyorlar. Çok da kuvvetli bir ordu gibi görünüyor falan. Malazgirt'e gelirken. Diyojen diyor ki önce bu sesi bir susturalım. Bu ses bir sussun diyor. Çünkü o kadar kuvvetli bir şey var ki mehterin yani. Ruh hali yaratmış ki onlar üzerine. Bu batılı birçok kaynaklı da yazan bir şey. Bu açıdan da aslında tabii onun da dışında şunu da düşünüyorum Sayın abim. Yani İber Ortaylı Hoca'nın o İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı kitabında söylediği bir söz var. Osmanlı batılılaşması askeridir diyor. Okay, güzel bir tespit. Baştan aşağı askeridir. Ben de şöyle diyorum hocam, son çalışmalarımda sonra giriyor, evet. Şunu diyorum, ben de diyorum ki Mızıkayı Humayun Mehterhane'nin bir sürekli koludur aslında. Şimdi Enderun'u kapattık, Mızıkayı Humayun'u açtık yani. Ve aslında şöyle düşünün hocam, icra alanları aynı, sizin bahsediyorsunuz, mesela Selamlık töreninden bahsediyorsunuz, Selamlık'ta Mızıkayı Humayun var. Var, aynı onun var. Onun dışında Nevbet vurma diyorsunuz, Nevbet'i Mızık'a vuruyor. Tabii. Ondan sonra Muayede töreninde Mızık'a var. Var. Bu açıdan da sürekli açıdan baktığımız zaman da aslında mızıkada karşılaştırmalı yapacak güzel bir çalışmayı tespit ettim. Çok benim için bununla ilgili bir İngilizce makalem yayınlanacak hocam. Evet. Onda çok çalışıyoruz bunu. Şimdi bu Hikmet hocam şeyle ilgili hani bu mehter susturulmasıyla ilgili iki tane yine bir şey söylemek istiyorum. Birisi şimdi mesela bunu belki de ilk defa duyacaksınız. Viyana Savaşı'nı bakın tarihçileri okuyun, hiç kimse de bulamaz. Bana göre Viyana Savaşı'nı mehterin şeyiyle kaybettik. Nasılmış? Ben bir kaynaktan okudum bakın. Şimdi aslında demin hani Haçlı seferleri geliyor ya. Düşünsene 80-150 boru, kösler bir ses. Haçlı ordusu, ben aslında bu yönde mehtere can kurtaran diyorum. Ordunun arkası kaçarak canını kurtarıyor. Şimdi Batılılar bunu çözmüş. Bazı savaşlarda karşı düşman komutanların mehtere saldırması, mehteri susturması yönünde emirler veriyorlar. Şimdi ismini unuttum. Constantius mu? Bu Viyana kuşatması. İkinci kuşatmada o Viyana şeyin işte kuşatma karşı taraftaki o komutan diyor ki bir tabur gönderiyor. Diyor ki tabiri şu. Lanet olası şu gürültüyü sustur diyor. Bir taburu gönderiyor ya. O tabur bugünkü Viyana Müzesi'nde asker çalgılarının olduğunu zaten söylemedim ama Hunlarda veya şeylerde mehter çalgılarını almak büyük bir ganimettir. Yani sancağı bayrağı kapmak gibi o kadar önemlidir. Ve o Viyana kuşatmasında o mehter susturuluyor. Mehterin susması aslında uğursuzluk sayılıyor. Yani Osmanlı ordusunu, Türk ordusunun belki hareketlerini veya moralini çökertiyor ve dağılma başlıyor. Yani bunun tabii ispatı zordur ama yani en önemli noktalardan birisi budur. Anlatabildim mi? Mesela İstanbul'un fethinde o mehterin çaldığı şeylerin mesela karşı Üsküdar, Kadıköy tarafından duyulduğunu bahseden kaynaklar vardır. Şimdi orada o surlara, o 9 metrelik surlara saldıran askere farmaton veya multivitamin vermiyorlardı değil mi? İşte bu mehterdi işte o 9 metrelik duvara saldıran Yeniçeri askerine o cesaret hapını veren mehter. Bir katkı daha bir bahsettiğiniz şeylerle ilgili değerli abiciğim. Bu siz bahsettiniz ya fanfar ve anfar neferin çoğulundan. Evet. Bununla ilgili Henry George Farmer'ın bir makalesi var. Muhakkak haberdarsınızdır bundan. Bunu sen söyledin ama ben bunu bilmeden bir TRT'nin bir programında yani Arapçamdan dolayı ben bu yorum yaptım ama sen geçen söyledin. Evet, Henry George Farmer bunu diyor. Bir de bir şey daha var hocam sizle ilgili. Tak diye bir şey var değil mi? Bir form var. Tak diye. Amerikan bandolarında kullanılan bir şey herhalde. Mesela savaş esnasında uyarı
davuluymuş o mesela. Evet. Danny Josh Farmer ilginç bir şey, onun da takvadan geldiğini söylüyor. Çekinmekten. Olabilir. Evet. Bu terminolojik benzetme. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen bir kaynak gördüm. Burada olsa şimdi gösterdim. Diyor ki bakın şimdi Avrupa bu TUG var ya TUG yani TUG takımı TUG yani İngilizcesi T-U-K-H diye TUG diye yazıyorlar. Bu İngiliz sömürgesinin olduğu yerlerde diyor ki Barbadin bölgesi, Barbadin bölgesi orada TUG takımlarını bahsediyor. İşte bu bizim şeyleri bahsediyor. Bizim görkemli o mehterin kıyafetlerini bahsediyor. Anlatabildim mi? Yani İngilizler bazen bizden mesela almış, aslında olduğu gibi almış. Yani imitasyon yapmış. Sonra ona biraz teknoloji katmış ya da o terimsel dönüşüm mesela oboa. Oboa nedir sizce? Yani haboa. Yani haut boys. Aslında oboanın yine şimdi şöyle söyleyeyim. Gazi Mihal'in şeyi vardır. Onomatope diye bir terim vardır. Yani onomatope. Ses yansıtmasından doğan terimler. Şimdi kaba zurnaya bizim gibi böyle kaba diyorlarmış. Kaba, haba. Haba, halk boys. Yani böyle bir değişim dönüşüm de Avrupa'da. Hatta mesela bugün Alman ordularının başında bizim bu tuğun, çevgenin şeklini görebilirsiniz. Hala görebilirsiniz. Bakın girin Alman ordularına. O kadar etkilemişler ki. Yani 1700'lü yıllarda Leistan, Prusya, Macaristan, Avusturya imparatorlukları bizzat hükümdardan şey istiyorlar. Yani müzisyen istiyorlar mı? Mehter kursunlar. Etkileşim çok büyük yani. Teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizden artık sorular alalım. Biz evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hocam birkaç soru var. Ben onları yönlendireceğim size. İrem Akça'dan gelmiş bir tanesi. Bando geldikten sonra diyor, Mehterhane'deki müzisyenler Batı müziğine mi yönlendirildi? Yoksa eğlence mekanlarında mı çalmak zorunda kaldılar? Güzel bir soru. Müziği gelince dışına ince saz, ince saz müziği. Ben bir şey söyleyeyim. Arayalda Hikmet Hocam da buna bir katkı sağlar. Şimdi Mehter'i kaldırıyorlar. Tamam mı? İşte Yeniçeri, aslında Mehter'i kaldırmıyorlar. Yeniçeri bir kalkıyor. Bir işte Asakir-i Mansure-i Muhammediye diye yeni bir Batı tarzı Fransız subaylarının eşliğinde bir ordu kuruyor. Biraz önce bir çağrı dinlediniz. Haydi ya Allah! Mehter'in komutu, yani Türk ordusundaki komut budur. Ama Batı ordusunda bak haydi ya Allah dediği zaman sağ adımla başlanır. Uygun adım marş dediği zaman da sol adımla başlanır. Şimdi sol adımla başlamak için yeni bir bandoya ihtiyaç duyuyor. O arada işte Vay Benim Ahmet Dağ gibi moru trompet takımları kuruluyor. Kimden kuruluyor? Bu Enderun'dan, Mehter'den azledilen. Aslında Yeniçeri ordusu kanlı bir şekilde bastırılıyor. Yani Mehter de Yeniçeri için ama Mehter'in kılına dokunulmuyor. Mehter, hatta o Mehter'den emekli edenlerin maaşları devam ediyor diye kaynaklarda geçiyor. Şimdi onların bir kısmı İşte Mr. Manguel geliyor, bir işte yeniden bando kurulmaya geçiyor. Derken de 1828'de Donizetti geliyor. Donizetti işte bu Enderun'daki, Mehter'deki yetenekli çocuklardan başlayarak bandoyu, ilk bandoyu kuruyor. Ama diğer Mehter müzisyenlerin tabii ki geçimlerini sağlamak için yani esnaf Mehter'i gibi piyasada. Hatta Mehter şöyle söyleyeyim, yani bu öğrencimiz sorusu şöyle söyleyeyim. Yani Mehter deyince Anadolu'nun çeşitli yerlerinde davul zurna ikilisine de Mehter denildiğini duymuşsunuzdur. Kastamonu civarlarında görmüşsünüz. Yani onlar işte Mehter'den ayrılma ya da işte şu esnaf Mehterler dediğimiz olaylar. Yani o Mehterler aristokratların bir kısmı yine yetenekliler. Mızıkay Humayun daha sonra kuruluyor. Mızıkay Humayun da bandolardan yerini alıyor. Ama diğerleri tahmin ediyoruz. Yine bu ama Mehter geleneği tabii ki bir iki şey var o konuda. Yani o konuda ben de tam kesin bir şey söylemiyorum. Ya işte 1828'den sonra devam etti diyenler var ama aslında yani çok yani bence kayda değecek. Bu konuda bir katkım olabilir Sayın Hocam. Tabii. Son Mehter'in azledilmesi 1855. İşte küçük aslında devlet bazında. Bunlar mesela şeylerde mesela sarayda şöyle hatta şöyle bir şey var. Taküddin Mehmet Emin Ali diye bir mehter şeyi var biliyorsun. Ben onu kullanıyorum. Her kaynağında geçiyor o işte. Evet. Mesela adamın şöyle bir şeyi var. Diyor ki biz diyor giydirdiler bize mızıka kıyafetlerini. Enstrümanları da aldık ama çalmayı bilen yok.
Bilen yok. Evet. Önümüzden gene mehter çaldı. Biz arkadan yürüyerek gittik diyor adam. Evet. Yani bakın bu yani geçiş 30 sene falan sürüyor. Hemen hemen takriben 30 yıl sürüyor. Yani mehter, şöyle söyleyeyim. Mehter kaldırıyor tabii Yeniçeri'ni ama yani mehterin kaldırılması yalnız şöyle bir orada şöyle söyleyeyim. Yani mehterin mesela mehterhanenin yandığına dair belgeler var. Yani bugün elimizdeki işte notaların çoğu yoktur. Yani işte bugünkü mehterin çaldığı işte marşların çoğu işte onu belki başka bir zaman 1911-14 yıllar arasında Türkçülük, Osmanlıcılık, İslamcılıkla doğan bir mehter takımı var. Sonra o geliyor. Orada o dönemdeki işte marş formuyla o repertuar yani o dönemde işte tabii mehterin de çok zarar gördüğü. Yani aslında o döneme ait tam elimizde bir çalgının kalmadığını işte bunların çoğunun imitasyon olduğunu biliyoruz. Ama o dönemle ilgili o mızıka yumayına geçişte yani Hikmet Hocam'ın çok güzel arşiv belgeler, çok güzel iki çalışması vardı. Ben de geçen şey yaptım. Yani resmen arşivi almış koymuş. Hocam şöyle son mehter işte bu çalıcı mehterlerin son unsurları siz de onu biliyorsunuz o yayını işte 1855'te kapıcı oluyor Babali'ye. Tabii. Zaten aslında mehter kelimesinin ilk bir anlamlarında da kavvastır, kapıcıdır. Tabii. Anlatabildim. Ben o anlamlarına girmedim. Ya mehterin birkaç anlamı vardır. Yani onlar son olarak kapıcı da atıyor. Evet. Tabii ulu, yüce, kabbas, kapıcı çeşitli anlamları var. Ben sadece askeri müzisyen ya da musiki topluluğu anlamını söyledim. O şeydir. Hikmet Hocam'ın bir sorusu aklıma geldi. Bu hani askeri müziği yabancılar çalışıyor ya. Gerçekten ben askeri müzedeyken çok başvuranlar oldu. Hatta birisi bindirmiş mehterler çalışıyordu. Yani biz işte daha çalışamadık. Yani ben de bu konuda toplama yapıyorum. Ben mesela Hollanda'da bir askeri müzik festivaline katıldım. Yani bindirilmiş mehter. Bir İsveç bandosu geldi. 3 tane at. Bir tane at yani her birinde birisi. Bir tane boru. İşte meydana geliyor. Düttürü 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 düttü. Millet alkıştan ayakta yıkılıyor her taraf. Ya şimdi diyorum ki bizim develeri, köstleri, filleri yükleyip getirsek herhalde bu salonun kubbesi çöker diyordum. Ama işte bindirmiş mehterleri böyle Avrupa sanki kendine mal etme gibi bir savaş var. Yani burada aslında ben hani böyle çok milliyetçi davranarak Türkçülük yönünde bir şey yapıyorum. Yani Türk askeri müziği gerçekten tarihi çok eskidir. Çok geniştir. Buna siz gelecek kuşakların yani sahip çıkmanız, çalışmanız, bunu batıya tanıtmanız gerekiyor. Yani bugün batı müziği bir tarafa koy, Mozart'ı bir tarafa koy. Ya Mozart'ı da etkilemişiz. Daha bunu ben söylemiyorum yani. Mozart sol elini düm tek tek işte düet usulünün velvelesine vermiş yani. Adam o kadar etkilenmiş. Nereden etkilendi? Viyana Büyükelçiliğinde dinlediği mehterden mi? Acı Viyana kuşatmasından mı? Onları biliyoruz. Yani bunları siz çalışacaksınız. Bu mesela ben bu sarılıkta Mozart'ın piyanolarında pedallar vardır. Mesela güm güm davul seslerini veren pedallar olduğunu gördüm. Bunu niye yapıyor Mozart acaba? İşte o mehterin Yeniçeri'nin ritimlerini vermek için davulunu eklemiş. O piyano forte denilen piyano notası var ya onlarda ziller ve davullar farklı pedallar olduğunu görüyoruz. Bunları siz de çalışacaksınız. Evet. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Onur'un da bir sorusu var. Onu da paylaşayım sizinle. Bunu göremiyorsunuz sanırım ama. Cumhuriyet rejimi kuruluşu ve daha sonraki dönemde Türk askeri müziğinde herhangi bir yasaklama oldu mu diye sormuş. Şimdi bunu mehteri mi kastediyor? Şöyle, Türk askeri müziğinde diye geçmiş. Türk askeri müziği şöyle. Artık mızıka yumayını kurduk 1828'de. Önce saray bandosu, orkestra, sonra saray bandosu, işte mızıka yumayının birçok alt branşları oldu, çeşitli branşları. Geldik Osmanlı'nın sonuna doğru. Makam-ı hilafeti mızıka diye bir isimle riyaseti cumhuriyete, yani o İstanbul'daki makam-ı hilafet bandosu, orkestrası, cumhuriyeti ilan ettik. Ankara'ya Atatürk çağırdı. Zeki Üngör'le o bando Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti oldu. O öyle devam etti. Mehteri kastediyorsa eğer bu öğrencimiz, mehteri, şimdi demin kısa geçtim aslında o bölümü şey ama sorduğu için söyleyeyim. 1911'de Celal Esat Arslan Türkçülük akımları başlıyor. Bakın bu mehter milliyetçilik teorisine dayandırıyorum. Yani o Türkçülük, yani milliyetçilikte şu vardır. Milliyetçilik aslında modernizmden doğuyor ama kendi geçmişini
en eskiye dayandırıyor. Hikmet Hocam bilir, Hosbaum değil mi şeyi anlatıyordu yanılmıyorsam. Bu İngiltere Adalet Sarayı'nın açılışından lordların peruk takıyor. Gören diyecek ki acaba bu İngilizlerin lordları şey midir yani bu kaç bin yıl? Halbuki 1926. İşte, 100 yıllık falan iyi de icat edilmiş şeydir. Neden? Çünkü milliyetçilikle beraber böyle uydurma geleneksel icat ediyorlar. Şimdi bizimkiler icat etmiyor ki. Bizimkiler de var. Yani terim olarak bana şunu diyebilirsin. Yani mehter değil evet tabulana ama işlevi aynı. Mevvetane işlevi aynı. Tuğ işlevi aynıdır. Yani Türk kültürü. Peki Türklüğün o bin yıllık tarihindeki kanal nedir? İşte mehterdir. Başka bağ kuramadık. Mehter de kurduk. O mehteri dolayısıyla Türkçülük hareketle artık Osmanlı dağılıyor. Bir Türk Türkçülük fikriyle bula bula bu Celal Esat Arseven işte bu mehter Yeniçeri muzikasını canlandırıyor. Kendi hesap masraflarıyla bir şey yapıyor. Tepe başında İstanbul'da bir konser veriyor. Sonra müzeyi askeri müdürü yani bugünkü askeri müze o zamanki Osmanlı Ahmet Muhtar Paşa da sahip çıkıyor ve bir mehter takımı kuruyor 1914'te. Fakat savaş yılları başlıyor işte. Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Böyle çok bir şey göstermiyor. Yani o dönemin mehterinde işte bugünkü marşların çoğu o dönemde besteleniyor. Sonra savaş yılları derken Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı'nda bir mehter görüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Bozöğüt'te. Yine mehter savaşın içinde. Yurdakul, Teğmen Yurdakul'un kurduğu bir mehter var. Yine Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa o harbiye nazırı oluyor. Ordu takımlarına mehter kuruyor. İşte aslında başlığımın birisi oydu. Batı etkisiyle geleneksel müzik dedim de ya mehter diyorsun ama bildiğin asker kıyafetli boru çalıyor, klarnet çalıyor, davul trompet çalıyor. Ama adı orduyu hümayun takımlardaki mehter takımı diyor abi. Bakın yani böyle bir şey var. Sonra Cumhuriyet kuruluyor. Tabii Cumhuriyet'in yeni devrimleri, musiki devrimleri, işte batılılaşma artık sosyal hayatı. Mehter böyle o döneme ait çok böyle bir kaynak göremedim. Fakat 1935'te Mehter'in o dönemki Harbiye Savunma Bakanı yani aslına uygun değil gibi bir gerekçe. Kimi kaynaklarda da işte padişahlığı Osmanlı'yı hatırlatıyor gibi ifadelerle kaldırıldığını duyuyoruz 1935'te. Şimdi bu kaldırılan mehter de demin bir arkadaş sormuş ya bu kaldırılıyor ne oluyor bu mehterler? O mehterler de sivilde kendi ekmeklerini kazanmak için devam ediyorlar. İşte Celal Parsa'dan. Parsa'dan o mehterlerle böyle işte ekmeğini kazanıyorlar falan. 1930-40'lı yıllarda Ankara'ya gidiyor mehter kurusunu usta yürüyüş yapıyor. Halkın beğenisi var tabii. Derken 1950'li yıllarda şey geliyor İstanbul'un 500. fetih yıl dönümü gelecek. Büyük bir kutlama yapılacak. Tamam 1953'e. Ne yapalım ne yapalım? İsmet İnönü döneminde bu mehter canlandırılması gündeme geliyor ama canlandırılmıyor bir türlü. Bu İngiliz kralı Philip bilmem bir kral ölüyor. Onun cenazesine bizim Cumhurbaşkanımız da Genelkurmay Başkanı gidiyor. Cenazenin önünde gayda takımı gidiyor Şubat ayında 1952. Gayda takımını görüyorlar. Ya diyorlar ki bu adamlar modern bilmem ne ama bak ne kadar geleneksel müziklerini yaşatıyor. Böyle Genelkurmay Başkanı'yla Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ya diyor biz yapamaz mıyız? Geliyorlar buraya bir toplantı. İşte bugünkü mehteri buluyor ve 1952'de kurulmaya başlıyor. İşte o mehter piyasadaki mehter çalgılarını topluyorlar. Askeri müzede tekrar bir mehter kuruluyor. Ve 1953'ten işte günümüze kadar devam ediyor. 1980'de yine şöyle bir yasaklanma var. 1970-80'li yıllarda çeşitli bugünkü gördüğünüz gibi belediye veya sivil esnaf mehterler var ya o dönemde de olmuş. Hatta Bursa mehteri var, İnebolu mehteri var 60'lı 70'li yıllarda. İşte onları kaldırıyorlar. 1980'den 84'ten 87'ye kadar yine bir sivil mehterler yasaklama dönemi var. Demirel'in genelgesiyle yok Özal'ın döneminde ya da Kenan Evren'in şeyle yasaklanıyor. Demirel'in bakanlar kurulu kararıyla da tekrar 1900 yanılmıyorsam herhalde 97'de mi ne tekrar serbest bırakılıyor ve bugün işte gördüğünüz gibi bugün belki Türkiye'de herhalde bir 250 tane mehter var. Yani yasaklanmayı böyle anlatabilirim. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Bir de sonunda konuşmuş olduk ama Kerem'in bir sorusu var. 1826'dan sonraki süreçte Kurtuluş Savaşı'nda asker toplamak amacıyla kurulan mehterlere dair fotoğraflar var demiş. Bu arada Kerem meslektaşınız hocam. Keşke konuşarak sorsa daha iyi olur. Evet, Kerem.
Kerem şöyle söyleyeyim, güzel söylemiş. İşte o yurda kulun, Teğmen yurda kulun şeylerini görmüştür. Yani muhakkak o da elde etmiştir. Benim yüksek doktora tezimde bu konuyu çok işledim. Orada şöyle söyleyeyim, işte Bozöyük'te bir mektep takımı kuruyor Teğmen yurda kul. Hatta şurada bulabilirsem orada bir ifade var. O ifadeyi söyleyeyim. Yani yüksek sanat tezimde bunu görebilirsiniz o konuda. Bayağı bir resimler buldum askerim üzerinde şeyde, arşivlerinde. Kuruyor, asker toplayacaklar. Şeye geliyorlar. Siz söyleyin, hükümet konağının önüne geliyorlar. Bir afiş asılıyor. Şimdi böyle tam ezber aklımda değil ama diyor ki, ey Müslümanlar birleşin. Yani orada da bakın, ben orada çalışmamda bir şey göstermiştim. Demin ilk mehter Osmanlı'da Söğüt Doğan işte Osman Gazi'ye giden bir tür takımı vardı. Bakın, yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de yine aynı bölgede bir mehter takımı yine asker topluyor. Bakın yine asker topluyor. Ve orada yanılmıyorsam ey Müslümanlar birleşin, kurtuluş birleşmede diye bir pankart atıyorlar ve asker topluyorlar. Ve Sıbyan dediğimiz çocuk çalgıcılardan oluşturulan bir mehter takımı. Yani Kerem Hocam o konuda güzel söyledi. Yani o zaten dedim ya, ben özellikle 20. yüzyılda o dönemlere odaklandım biraz. O dönemleri biraz detaylı çalıştım. Elimizdeki belgeler, bilgiler, işte Mehterhane'yi Hakani repertuarına ait repertuarlar bulduk, kayıt dışı olan. Onlarla ilgili Mehmet Ali Sallıkoğlu hocamız bulmuş bir ara. O da güzel bir çalışmadır. Yani son dönem çalışmalardan birisi. İşte mesela künyeleri buldum. Yine o konuda eğer ilgisini çeken olursa bakabilir, tamam mı? İşte buradadır. Mesela şu an gösterebilirim, bakın. Sayfa 87'de. Mülazım-ı Evvel Nuri Bey. Bunu da İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi vardı. İstanbul Selimiye Camii'nin altında. Ben gittim. Yani işte bir şeyler buldum ama siz de gitseniz bulursunuz. Şöyle diyor. Müslümanlar, beklediğiniz kıyamet bugünlerdedir. Birleşelim, kurtuluruz diye bir şey asıyor. Böyle bakın, pankart asılıyor. Mehterle beraber bu pankart caddelerde dolaştırılıyor. Evet. Umarım Kerem'e sorusuna katkı sağlayabilirse, varsa söyleyebilir Kerem. Sorunun devamı da vardı Kerem. Evet, dinliyorum. Devamı yoktu, bu kadar. Kerem meslektaşınmış. İnşallah güzel bir askeri müzik konusu çalışır. Biz de destekleriz. Çalışmalarımızı Hikmet Hocam'la sürdürüyoruz hocam. Sağ olun. Çok güzeldi. Yani ben de kıyıda kenarda yer almak istiyorum. İnşallah. Tabii ki hocam. Tabii ki. Sizi zaten danışacağız. Hikmet iyi değerlendir. Hikmet iyi değerlendir. Yani bütün öğrencilere de başında da söyledim. Gerçekten yani hocanızla size verilen eğitimle ilgili zaman zaman konuşuyoruz. Zaman zaman işte özellikle bu müzikoloji alanında, bu yani Türk müzikolojisinin gelişmesi yönünde. Yani ben heyecanlanıyorum. Yani hocam sizi anlatıyor, sizinle ilgili çalışmanı anlatıyor. Ben heyecanlanıyorum ve ben de hırslanıyorum. Benim de öğrencilerimi görüyorum burada. Benim öğrencilerime de yani böyle bazen emirvari konuşuyorum. İşte bir gördüğünüz gibi askeriz. Yani Tuğru takımından, mehterden geliyoruz yani. Ama buradaki kesinlikle şeyimiz öğrencilerimizin birisi gerçekten kendilerini kurtarması, ikisi yani bu Türk müziği gerçekten çalışılması gereken çok konular var arkadaşlar. Yani ben mehter dedim ama yani gerçekten bunun Türk müziğinde de var. Çok konular var. Yani yabancı çalışma geliyor mesela neydi o? Carl Signer. Makamı çalışmış. Yayınlamış. İşte Martin Stokes var. Hikmet Hocam tanır. Yani etnik müzikleri ben çalıştım yeri bir tane. Yani ya dedim ki Martin gelmiş almış, bir de ben çalışayım dedim. Yani sizin çalışacağınız öyle bir zengin coğrafya var ki, gerçekten öyle bir zengin coğrafya var ki Anadolu. Yani bu kültürel müzikoloji olsun, işte askeri müzik, Türk müziği. Yani Türk müziği neyse yani. Başka soru varsa alabilirim. Evet, kendiler de sorabilirler. Benim öğrencilerim de asker. Bu asker müzikle ilgili bir şey sorayım. Şimdi asker müzik dersi, Hikmet Hocam bilmiyorum, belki şey yapsın. Ben şu ana kadar hiçbir yerde duymadım. Asker müzik dersi. Rahmetli Haydar Sanal İTÜ'de koymuş bir dönem. Rahmetli Haydar Sanal da işte asker mehter müziği, asker mehter bestekarlar kitabını yazar.
rahmetli ben son anda yetiştim ama biraz şeydi böyle yani saklardı. Bak ben ne diyorum arşivimi açacağım gelene. Ya rahmetli biz Hazza Mecmua-i Sarsuz çalışacağız. Ya bir türlü Hikmet bana açmadı biliyor musun? Şimdi ondan sonra askeri müzik dersi sanırım Antakya Devlet Konservatuvarı'na koydum. Ben kendi öğrencilerime de bir dönem işte bu vizyonu vermeye çalıştım yani öğrencilerime. Yani ben askeri müzik çalışın da demiyorum. Ya Türk müziği çalışacaksın. Türk müziğinde şimdi usule, ritime bilmem ne askeri müziğe değinmeyecek misin yani? Ben bunu merak ediyorum yani. Yani şimdi hocam mesela Türkiye'de bu tarihi tamamen askeri müzik tarihidir. Tabii Türk müziği çal, Mızıkayı Humayun'a bugünkü Batı notasına değinmeyecek misiniz yani? Onu askeri müzikten de geliyor. Yani bugünkü Batı müziği notası bile askeri müziktir. Mızıkayı Humayun'dur yani ilktir. Öncüdür. Bak bu lafı söylüyorum açık, net söylüyorum yani. Daha detaylarını konuşsak öncüdür. Bakın yani bugün kullandığımız Batı müziği donize etti, icat edip koymuştur. Yoksa meşgusur ile geliyorduk yani. Şunu da söylemek lazım hocam. Mesela İtalyan türü bizim Batı müziği eğitiminde hala faaldir. Tabii. Bunun sebebi de mızıkadır. Mızıkadır. Mızıkayma ve Donizetti'dir. Terminoloji. Ve Donizetti, Guatelli onlarla gelen o onların yetiştirdiği öğrenciler bir de. Çok güzel bir yere değindim. Ben sınıflandırmayı, dönemlendirmeyi dil ve dine dayandırdım. Bakın dil etkili. Niye bir İtalyan geldi? O dönemde hatta bizim değil mi? Beşler kuşağı da bir Türk milliyetçiliği yapıyorlar. Hani şu anda terimler aklımda değil mi işte? Yani sizin zaten hocam askeri müziğin bütün babaları Saffet Atabinen, Zeki Üngör, Zati Arca bunların hepsi bu adamların öğrencileridir. Burada yetiştiler yani. İtalyan ekolüne evet. Şeydir. Onlar da Türkiye'de Batı müziğini mesela Musiki Muallim Mektebi'nde şurada burada. Türkiye'de Batı müziği eğitimini aslında sıtlayan insanlardı. O açıdan da onların getirdiği ekol hala devam ediyor ve bunu görme yani askeri müziğe değinmeden Türkiye'de Batı müziği tarihi çalışılamaz. Net. Çalışılamaz evet. Ben bu arada mesela isimlerden gördüm. Gamze Hocam burada, bizim Gonca Demir Hocam burada. Başka tanımadığım varsa diğer hocalara da selamlar diyorum. Belki sadece öğrencilere hitap etmiş olabilir. Kendi öğrencilerim de var. Evet. Başka bu konuda sorusu olan ben de bir şey sormak isteyebilirim eğer müsaadeniz varsa hocam. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum aslında. Türklerin İslamlaştırılması sürecinde işte zaman içerisinde belli bir kültürel etkileşim de oluyor. Ve bu bir anda olmuyor sizin de bahsettiğiniz üzere. Belli başlı mücadeleler de oluyor. Kaybedilen, kazanılan, geçilen, gidilen savaşlar da oluyor. Bazı dönüm noktaları verdiniz siz de. Ama bence bunların arasında işte Talkan ve Cürcan savaşları da var. Oralarda hani on binlerce Türk'ün öldürüldüğü savaşlar var. Ve bunlar genelde Emevi politikası oluyor. İslam'ın yayılması politikasını sırtlanan politik yapı Emeviler oluyor. Siz bu ayrıntılara çok girmek istemediniz. Benim girme sebebim var. Bunlardan bahsetme sebebim var. Ben şunu sormak istiyorum. Türklerin işte bu kültürel etkileşimle birlikte işte askeri müzik anlayışlarındaki değişimlere yönelik ne söyleyebiliriz? Yani gerek enstrümantal yapı olsun gerek müziksel yapı olsun. Aslında güzel bir soru sordun. Ben o şey kısmını öyle Türklerle İslamiyet gelince hemen böyle hemen kelime-i şehadet getirip Müslüman olmamışlar. Türkler gerçekten direnmişler. Çok kanlı savaşlar olmuş. Ben orayı kısa geçtim. Ama orada bir şey söyledim. 400 yıl sürüyor. Neden sürüyor? Aslında Türkler biraz şöyle çok kılıçla Müslüman olmuyorlar aslında. Biraz böyle genel olarak yorumlarsam Türkler biraz aslında kendi elçileriyle daha çok Müslümanlığa geçiyorlar. Yani o Ahmet Yeseviler, Hacı Bektaş Veliler falan var ya o evliyalar. Kendi öncüleri, kendi içindeki insanlarla İslamlaşma daha çok büyük kitlesel oluyor. Yani İlhanlılara, ben biraz değindim orada. İlhanlılara Müslüman diyebilirsiniz ama böyle bir Müslümanlar bir hemen şamanizme geçiyorlar, vazgeçiyorlar falan böyle. Resmi olarak da işte biliyorsun binli yıllarda Karahanlılar bir İslamiyet kabul ediyor. Türklerin aslında Çinlilere karşı Arap ordusuyla birleşiyor. Oradan bir başlangıç alıyor. Ve aslında değindiğim bir şey var. Şu an ismini hatırlamıyorum. Emevi komutan var. Çok zalim. Oraları Müslümanlaştırdığı zaman Müslümanlardan bile vergi alıyor. Bu aslında bu biraz İslamiyet'e karşı da Türklerden çok tepki topluyor. Sonra o İslam ordusu gidince o Türkler tekrar dinlerine dönüyor. Böyle bir süreç var burada. Ama şurada söyleyeyim. Yani burada burası da çok çalışılacak, tartışılacak bir konu. Yani biz şimdi
İslamiyet'i kabul ettik. Tu oldu tabulhane. Şimdi bu tabul Arapça sözlüklerde davul. Ama Kutadgu birlikte Türklerin işte çalgısına deniliyor. Bakın şimdi burada bir ters var. İkincisi aslında biz halifeliği yani İslam devletini saltanata çevirmişiz. Türklerin sayesinde çevirmiyor. Yani bu tabul takımları yani halifelik devletinin de içine giriyor. Yani halifelik değil mi? Saltanat şekline dönüyor. Anlatabildim mi? Yani orada Türkler aslında İslam kültürünün içine çok güzel sızıyorlar. Ama tabii ki dil olarak hukukta ve dinde Arapçayı kullanıyoruz. Felsefede aslında Farsçayı kullanıyoruz ama yani o dönemin resmi dili. Özellikle sarayda. Ama şöyle söyleyeyim ha sarayda bu. Hani bu daha sonra neden bu mehter işte zurna giriyor? Çünkü Anadolu değil mi? Yani köylerde yine Türkçe konuşuluyor. Yunus Emre'nin konuştuğu dil konuşuluyor. O zamanla tekrar devletin içinde, yeni devletlerin içinde tekrar kendini buluyor. Anlatabildim mi? Yani o konu çok güzel bir konu. Çalışılması gereken. Zaten burada belirttiğim gibi o İslam devletleri içerisindeki askeri müzik yani gerçekten çalışılması gereken bir konu. Ama yani İslamiyet'in büyük kitleler haline yayılması yine Türklerin vasıtasıyla olmuştur. Güzel bir şeydir. Yani inşallah seni oralar sen çalışırsın. Güzel okumuşsun yani. Tespitin güzel. Ya nasip diyelim hocam. Bir de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şeylerin kam davulcularının, şamanların nasıl söylesem inanç liderlerinin eski Türklerde kurumsal ve toplumsal amaçlara hizmet olarak da müziği icra ettiğini söylemiştiniz. Ben doğru anladıysam eğer. Evet. Peki bu kurumsal ve toplumsal amaçların ilişkisi neydi tam olarak? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Çok yani küçük davul çalarak kötü ruhları koyuyor, insanın sağlığına kavuşuyor. Sağlık Bakanlığı yani kurumsal o dönemin Sağlık Bakanlığı yani insanların sağlığını kavuşturuyor toplumu. Yani Sağlık Bakanlığı diye bir şey yok ama yani değil mi o sağlık görevini görüyor. Din insanları işte inanç birliğini sağlıyor. Anlatabildim mi? O davul bakın aslında Hunlar aslında ilk devletti. Neden? Aslında o dönem birçok Türk kabilesi vardır. Hunlar o kabileleri birleştirince bir araya gelince bir topluluk, devlet oluyor. O davul o toplumun içine öyle girmiş ki işte tedavide, dinde, her şeyde girmiş ki resmi hayatın içine girince ve askeri amaçlarla kullanılınca işte askeri müziğin başlangıcını böyle tespit edebiliyoruz. Resmi olarak. Anladın mı? Anladım hocam. Teşekkür ederim. Semih, yorum. Anlatabildim mi? Demin ne dedim? Müzikoloji nedir? Evet. Yorumlayacağız. Yani salt bilgiyi alıp vermeyeceğiz. Yani biz müzikologların şeyi budur. Yani yorumlamamız lazım. Onu ben de demin dedim ya bakın. Yani ben şimdi atıyorum. Hazan Mecmua-i Sal sözü. Yani yüksek sansta okudum, doktora okudum. Vallahi bir kere daha okuyayım. Bakıyorum satır aralarına mı girmiş, altlarına mı saklanmış. Bir sürü bilgi var. Yani biraz önce burada evet. Semai Harbi, Cengi Harbi. Ya şimdi düşünüyorum. Demin Yeniçeri Marşı'nda 3-8'lik. Yabancı gelmiş, bunu böyle almış. Hazan Mecmua-i Sal sözü de Semai Harbi var. Yani Semai ritminde savaş alanında ya da asker için çalınan eser anlamına. O ne bir marştır işte. Yani adını marş dememişiz ama batı almış, zurnayı alıp obağa yapmışsa harbiyi de almış, marş yapmış. Zaten 16. yüzyılda herhalde değil mi hocam Batı'da marşın eski o da dram marş dedikleri bu davullu. Tabii. Sadece yani normal böyle bir şey marş yok. 18. yüzyılda kadar yok. O fikre takımları vardır. İlk bu ritimlerle yapıyorlar hocam. İşte 16. yüzyılda evet bu davul sadece ritim marşları var. Tabii. Batı'da bildiğim kadarıyla evet 16. yüzyıldan başlıyor. Yani çok geniş bir konu gördüğünüz gibi tartışılması gereken yani Batı'yla da yani sadece Türk kültürü değil Batı'yla da iç içeyiz. Bunu da tartışıp çalışmak gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani bizim işte ya bazen zamanımız yetmiyor. Bazen işte yani böyle hani oturayım işimi askeri müziğe vereyim. Yani veremiyorum işte. Gördüğünüz gibi bak burada öğrencilerim var. Onların dersi var. İlgi bekliyor bunlar. Yani sizin gibi işte. Yani inşallah onlar da yönlendiririz. Onlar Osmanlıca dersine de giriyoruz. İnşallah birkaçını yönlendiririz diye düşünüyorum.
Ya benim öğrencilerle de iletişime geçin. Bir gün de öğrencileri tanıştıralım. Bizim öğrencilerimizle arkadaş olun. Birbirlerinize kaynak verin. Birbirine bilgi verin. Bizim buradaki imkanlarımız bazen işte Hikmet çok yardımcı oluyor. Hikmet'i o yönden de çok seviyorum. Basit bir kitap oluyor. Bulamıyoruz ya. Burada yok işte. Yok, orada olsa İslam diye bir şey var yani. İslam görmüşsünüzdür yani. Hazine. Ya burada yok. En basit bir kitap işte. Nazmi Özaltın diyelim. Türk musikleri ya lazım oluyor, yok. Arıyorum ya Hikmet diyorum, şu sayfayı çek at bana. Bana. Benim öğrencilerime sahip çıkın. Benim öğrencilerimle iletişime geçin. Kaynak gönderin. Fikir verin. Onları çekin. Yüksek sansları oraya çekin. Anlatabildim mi? Böyle. İnşallah. Ben şöyle söyleyeyim. Ben bir ara İngilizce öğretmenliği yaptım. Yani İngilizce ben de sonradan öğrenenlerdim. Hikmet bilir yani. Yok. İşte zorlandım yani. İTÜ'de hatta böyle oraları pas geçtim. İTÜ'de ilk kazandım da İngilizceyi veremedim. Atıldım. Sonradan İngilizceyi verdim yani. Sonra İngilizceyi öyle öğrendim ki söyleme sahip bir İstanbul'da maddi sıkıntıya girdiğim zaman ders veriyor. Sonra sırrını çözdüm. Sırrı şuymuş. Bak. Birisi çalışarak. İkincisi tekrarlayarak. Üçüncüsü paylaşarak. Bak, çalışmak yetmiyor. Tekrarlayarak, paylaşarak. Yani paydaşlarınızla paylaşacaksınız. Paylaşacaksın ki o da sana katkı veriyor. O zaman bilgi bilgi haline geliyor. Evet hocam, kesinlikle. Bakın, size hazırlanın. Bugün ilk defa bir dönemlendirme yaptım. Paylaştığım için sizinle. Belki şimdi buna eleştiri yapanlar olacaktı. Beni eleştirdiği zaman benim hoşuma ki ben kaçırdım, insan oldum ya. Bende de beyin var. Şaşar beşeriz biz, biliyorsunuz. Orayı görmemiş olabilirim. Doğruya böyle gideceğiz. Zaten müzikolojiyi tanımlarken bir şey söyledim. Eleştirel yaklaşın ve yorumlayarak dedim. Ben size vurguyu burada yapmak istedim başta. Ben yoksa normal müzikten anlamayan bir kesime hikaye de anlatabilirdim. Yani. O zaman hocam şöyle bir şey yapalım bu toplantıyı sonlandırırken. Şurada ismi olan herkes bir kere konuşsun. Tabii, yorumlarını alabilirim. Yani. Yani hiç olmazsa bunu yapmış olalım. Çünkü neden hocam biliyor musun? Bizim eğitim sistemimiz insanları susturmak üzerine kuruldu. Ya şimdi bir gerçek ve herkesin mesela şurada bir sesini duyalım. Herkes istiyoruz ki sorular da dahil olsun. Hikmet Hoca gerçekten çok büyük bir hoca. Ya şimdi çocuklar, yani konuşmak tabii ki heyecan yaratıyor. Sahneye çıkarken heyecanlanıyoruz, performans yapıyoruz. Ya biz de ette. Ya ben yapmıyorum, ben de heyecanlanıyorum. Ben de demirden ve betondan yapılmamışım. Ya ama onu yeniyorsun. Yani diyorum ben şöyle yapayım. Ya bunu ben yapacağım, başka yapan yok. Çıkıyorum, o heyecanı bir iki yutkunuyorum. Ya lütfen sorun. Olabilir. Karıştırabilirsin. Hatta bazen basit sorabilirsiniz. Ya diyelim iki kere ikiyi sorabilirsin. Olabilir. Sorun. Onu kırın. Yani hocam hiçbir şey yapmayan hata yapmaz. Aynen öyle. yani hayatın en güzel şeyidir. Hiçbir şey yapmazsınız burada. İngilizce'de de öyle. Yani hani böyle çekinirsiniz, konuşmayın. Sen ne bekliyorsun? Yani sonra mükemmel mi? Hayır, çok konuşacaksın, hata yapacaksın, öğreneceksin. Ben tabii onlarda şöyle bir atasözü var hocam, hatta. Atasözü değil de İngilizler, Amerikalı arkadaşım söylemişti. Öğrencilere söylüyorum onu bazen. Fluency is more important than accuracy diyor İngilizler. Teşekkür. Akışkan olmak doğru konuşmaktan önemlidir. Çok arka önemli. Arkaya sıkıştır, söyle. Bakın bir de şöyle yapın çocuklar. Bakın ben yani kariyer yolunu tamamladık çok şükür. Ben Hikmet Hocam'la bir şey yaptım burada. Benim öğrencilerimle, yani bakın benim Hikmet'le mazim çok eskiler, ta öğrencilik dönemlerimize dayandı. Hep saygı sevgi içerisinde olmuştur gerçekten. Ve bu giderek her sefer katlanır. Hikmet Hoca insan olarak da onun vardır. Hep onu övüyorum ama mesleki olarak da öyledir. Şimdi ben Hikmet Hoca'yı davet ettim. Dedim ki ya hocam benim öğrencilerime, bak o nasıl kendi öğrencilerine şey, ben de ondan etkileniyorum. Dedim ki benim öğrencilerle bir tanışsınlar seni. Yayınlarım var, şeyim var, kariyer falan. Sağ olsun geldi. Bakın şöyle, yani şunu öğrenin. Ben Hikmet Hoca'yla seminer yaparken moderatördüm. Sanki ben Hikmet'i hiç dinlememiş gibi burada oturdum. Elime kalem kağıt aldım. Onu dinlerken notlar aldım. Onun konuşmalarından küçük küçük yorumlar yazdım. Böyle dinlersen soru sorabilirsin. Ve o notlarımı hala saklıyorum, müsvedde notlarımı. Yani bir gün öyle bir şey oluyor ki ben şu Haza Mecmua-i Saz sözü sahafta 5 liraya almıştım. Ben bunu aldığımda ne müzikoloji biliyordum ne bir şey biliyordum. Bakın bugün kaç tane ataç var işte. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz hocam. Burada bak herkesten bir söz alalım. Herkes bir şey söylesin.
Çok onun güzel. Dışında hocam biz öğrencilerimize şimdi 15 parçalık Ali Ufki'den bir repertuar belirledik. Şeyde biz mesela işte benim müzikoloji inisiyatifindeki öğrencilerle çalacağız, söyleyeceğiz, onu ayarlayacağız. Aynı repertuarı size de yollayalım hocam. Memnun olurum. İnşallah bir gün bize pandemi de izin verirse ortak bir noktada buluşup beraber o repertuarı çalalım. Bunlar çok güzel projeler. Yani biz eğer imkan bulabilirsek yani komple sizi öğrencilerinizle hocam başlayalım. En azından çalışırsınız ya, bir şey olmaz. Bir araya gelmeyiz. Olur yani. Yani böyle bir imkan. Hani imkan dedim işte o hani gidiş gelişi finanse edecek bir imkan bulsak sizleri davet ederiz. Burada beraber bir etkinlik, beraber böyle akademik tartışma ortamları yaratırız. Sizler Antakya'ya görürsünüz. Antakya'da demin dedim ya, Antakya başlı başına müzik kültürü açısından, kültürel müzikoloji açısından zaten dev ya. Bunları istiyoruz, gönül istiyor. Ama biliyorsunuz her şey imkanlar doğrultusundadır. Biz repertuarı yolluyoruz hocam. Gönder, olur olmaz o nasip. Gönder şöyle, benim de öğrencilerim, ya bu pandemi bizi çok olumsuz etkiledi. Benim öğrencilerim tam böyle uygulamaya geçtiler. Yani hep onu pandemide geçti. Yani bizde de toplu müzik dersi var. İstiyorum ki ben Türk müziği makam hocalarıma şunu söylüyorum. O benim diyorum hani müzik, ben kendi öğrencilerime müzik eğlencedir, müzik bilimdir, müzik sanattır. Bu eğlence bizi ilgilendirmiyor. Biz meyhanede sarhoşa, bizimki biz sarhoşa hizmet etmiyoruz. Bizimki seyircidir. Bakın bizimkinin seyircidir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla klasik eserlere dönelim. Ya onları icra edelim. Ya hoşuna gider gitmez. Ben bunu Mehter'de görev yaparken de söylüyordum. Ya diyorum ki Ali Ufki'den, işte Kantemiroğlu'ndan, ya bu eserler çalalım. Ya işte onları halk sevmez. Ya sevmez ama ne yapayım yani? Şimdi kayboluyor, yitip gidiyor elimizde. Hocam gönderirsen biz de gücümüz yettiği kadar çalarız. Belki bir gün bir araya geliriz. Nasip, göndereceğiz tabii ki hocam. İşte bu çağrımı hep yapıyorum. Bizim Antakya Devlet Konservatuarı'nın, ben herkese yapıyorum bu çağrıyı. Bakın biz yeni kurulduk. Bizim her şeye ihtiyacımız var. Bizden iyiyseniz bize yardımcı olun. Yok bizden iyi değilseniz gelin biz size yardımcı olalım. Ama birlikte olalım. Bu çağrıyı unutmayın. Bu çocukların ihtiyacı var. Bakın benim bu öğrencilerimin çok ihtiyacı var. Ben öğrencilerime 4 tane işte 7 nota bir portayı öğretip ellerine bir kağıt verip diploma deyip göndermek istemiyorum. Ufuklar, vizyonu açık. Yani niyetini tabii ki iş bulacaklar. Hepsinin çeşitli sorunları vardır. Ailevi, maddi. Ben hep şöyle söylüyorum. Belki sizin de vardır. Sorunlarınızın %95, %98 çözümü iyi bir diploma ve iş bulmakta bitecektir. %3'ü size kardeş. Evet. Aynısı. Evet, ben gene sözü bana veriyorsunuz ama ben çok konuşuyorum. Yani o günde sözü. Hocam size vermezsem ben bu sefer çok konuşacağım. O yüzden verebildiğim kadar. Burcu sorsun. Hadi Burcu başlayalım. Hocam merhaba. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok güzel bizi bilgilendirdiniz. Ben soru sormak hem biraz da muhabbet olsun diye. Size yani soru değil de aslında az önce dediniz ya, öğrenciler paylaşsın, işte birlikte tanışsınlar. Ben bazen bulamadığım bir şeyi Hikmet Hocam'a soruyorum. O bana sayfayı çekip gönderiyor demiştiniz. Aslında hani aklıma şöyle bir şey geldi. Biz İstanbul Üniversitesi Zoom, Instagram'da sayfamız var. Orada işte paylaşımlar yapıyoruz. Kolokyumları da paylaştık. Buradaki sizin öğrencileriniz de oradan bize ulaşıp en azından bir iletişim kurabileceğimiz bir yer olur. Telefon numaralarını alabiliriz birbirimizin. Burcu bir şey söyleyeyim. Benim çocuklar, öğrenciler, çocuklarım bazen yanlış anlamayın böyle işte, benim öğrencilerimde böyle bir çekinme var. Ya bunu kırdırmak istiyorum. Yani bazen mesela ya işte Evin İlyasoğlu'nu bilirsin işte. Onu çağırdık, davet ettik. Sağ olsun kabul etti. Müzik tarihi ya. Bugün müzik tarihi. Yani müzikle ilgili herkesi ilgilendiren bir konu. Tamam mı? Ya Evin İlyasoğlu'nun müzik tarihi üzerine yaptığı söyleşiye bir müzik eğitimi gören bir insan, yani sağlık ve ölüm hariç ne sebep olabilir ki katılmaması? Yok, katılmıyor. Ben orayı da kırmaya çalıştım. Orayla da mücadelim. Onun için dedim çağırın. Yani bakın benim şu anda 77 öğrencim var. Herhalde şurada 5 tane 10 tane ya var ya yok. Yani çocuklar teşvik edin. Ya soru sorun, konuşun, katılın.
Ya ufkunuzu, vizyonunuzu açacak olan böyle etkinliklerdir. Yani akademik etkinliklere katılmadan, yazmadan, çizmeden, okumadan, tartışmadan hiçbir yere varamazsınız. Sizler de öyle. Yani belki sen Burcu benim öğrenciye göre çok iyi olabilirsin. Ama benim öğrenciyle paylaştıkça sen de daha iyiye gideceksin. Kesinlikle yani hocam. Bu konuda madem sen teklif ettin, yani bizim öğrenci başkanları var, gruplarla iletişime geç. Sizin grupları yani bir yol bulun, tanıştırın. Ben de Hikmet Hoca'yı çıkarın arada. Kardeşlik sözleşmesi yapalım. Tamam mı? Kardeşlik sözleşmesi yapalım. İlla her şey Erasmus, Farabi, Mevlana değildir. Bakın işte bu da bir kardeşliktir yani. Tabii. Evet, bilgi paylaştıkça güzel. Bak. Ben kendi adıma hani bir yardımcı olabileceksem ne mutlu bana. Hani bir ihtiyaçları olduğunda yani evet, elimde olan kaynaklarla çok bak, isterim. Söylüyorum sana, Süleyman Fırıncıoğlu burada. Serkan burada. Serkan, Süleyman, Arzu. Merhaba desinler, bir tanışalım Süleyman. Merhaba deyin. Burcu'nun telefonlarını alın. Kendi aranızda iletişim kurun. Yani benle Hikmet'i çıkarın arada. Bak Süleyman burada. İyi akşamlar hocam, merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Başka bizden var mı? Arzu burada. Benay da buradaydı hocam. Evet, bölümünü yazdım zaten Instagram'daki ismi. Burcu ile Berfin'in telefon iletişimlerini alın. İki grup, tamam. Yani tamam, bizim hocam. Sınıfı. Diğer müzikoloji bölümüyle bir tanıştırın. Kendi aranızda belki bu çocukların konuşmalarından fikirler doğar, bize gelir. Biz destekleriz. Ne güzel. İletişimi kurun yani şu anda varsa chat kısmına iletişimlerinizi yazın, birbirinizden alın. Tamam. Yani bakın Hikmet hocam bir adım attı gerçekten bizim için yani bu anlamda. Yoksa Hikmet yani sağ olsun benim için Fizan'a gider, ben de onun için giderim. Bizim bir şey yok. Bizim kurum için attı bir adım. Hatta ilklerden birisiyle herhalde yanlıyorsa bu konuda. Evet, evet. Çok güzel etkili oldu. Çok güzel geri dönüşü geldi benim de öğrencilerimde. Yani kırdırmaya çalışıyorum katılmayı. Katıldıktan sonra soru sorma. Ya konuşun ya. Ne var bunda? O hepimizde hocam. Bütün Türkiye'nin öğrencilerinde bu durum var. Yanlış bir söyledik. Yani bazısı da güldüğünü farz edin. Ya gülsün. Yani çok affedersin. Yani ben böyle çok abes, çok bir ayıp bir şey yapmadıktan sonra gülseniz de olabilir. Yani. Bir şeyi de yanlış söyledim yani. Nedir yani? Olabilir. Dil sürçmesi olabilir. Bazen davul yerine tuğul diyebilirim yani. Bunlar komik şeyler değil. Ya. Yani. Hata yapmak güzeldir hocam. Tabii. Tamer Kıvılcım'ı da tanıyorum. Tamer herhalde asker müzik çalışıyor yanılmıyorsa. Selamlar hocam herkese. Açıkçası hani şimdi Burcu hocam da bahsetti. Hani ben bayağı birçok konservatuarında kendim müzik öğretmenliği bölümünde doktora yapıyorum ama tabii eski mehter çalışan olduğum için Kerem hocam da bilir hocam diyeyim. Hani beraberdik. Hani ben olabildiğince bir de hocam hani nacizane bir tavsiye olarak Instagram'da müzik akademik ve konservatuvar Türkiye sayfaları var. Hani ben ne afiş bulsam bu oraya paylaşıyorum. Mesela bugün Erhan hocam sizin bu etkinliğinizi hem kendi WhatsApp, Instagram durumlarıma koydum hem bu gruplara da atıyorum. Müzik Bilimleri diye bir Facebook sayfası var. Hani artabilir. Hani ben bence benim gibi hani geçmişte en azından Mehter'de çalışan ya da şu an çalışan kişiler de buna ilgi duyabilirdi diye düşünüyorum. Şu an hani sen Mehter'de çalışıyor musun Tamer? Efendim hocam? Genelkurmay Mehteran Birliği'nde mi çalışıyorsun? Hocam ben bu yıl tayin oldum. Ankara'ya geçtim. Hava Kuvvetleri Bandosu'ndayım. Caz Orkestrası'ndayım. Ama doktoram Marmara'da devam ediyor. Açıkçası okul öncesi çocuklarla çalışacağım ama müzikolojide yani okuyorum açıkçası. Hani çok detaylı olmasa da. Doktoradan sonra da dönersin illaki yuvaya. Hocam şimdi bir iki hani Hikmet Hocam da dedi böyle katkı gibi daha doğrusu söz alalım derken hani sizin anlattıklarınızdan arada hani şeyden chatten girdi yapmak istemedim ama bazı hani böyle Cumhuriyet sonrası da bazı benzerlikler hissedince dedim söyleyeyim. Mesela hani bir arkadaşımız yazmıştı bu işte mehterlerin kapanmasından sonra bu piyasa müziğine mi dönüldü ne yaptılar gibi. Belki de onun etkisidir ki sizin de dediğinizle bugün duydum çok yani güzel bir bilgiydi. Hani zurna ve davula sadece mehter denmesi. Belki de bugün de chatte yazdım hani sünnet ve düğünlerde bu mehterin yer alışının hani bence tarihsel aktarımımızda da geleceğe büyük bir deformasyonla geçtiği hani bununla ilgili de bence bir standart bir çalışma yapılması gerektiği. Hani batı tarzı
dediğimiz diyelim. Hani yaptığımız bir konserde tamam takım elbise farklı renkler giyebilir. Caz orkestrası beyaz falan. Kanık sanmış bir şekil varken Mehter'deki bu kıyafet birliği oluşması sanki faydalı. Bir de hocam bir şey daha bahsedeyim. Şeyden de ben hani öyle şey dediniz ya tabii ki sosyolojik bağlamda da birçok şeyden etkilendiği için mesela Mehter'in o ilk selamlamasından sonra şeyi söylemiştiniz. Halka dönüp halini aklını sorması, padişaha iletilecek bir şey var mı? Hani bunu da Müslümanlık diniyle hani peygamberimizin hani benim inancım öyle olduğu için öyle diyeyim. Yani Müslümanlıkta da peygamber yani çoğunluğumuzun öyle de o anlamda. Hani mesela geçmişte cuma namazlarında da şimdi mesela kılınıp gidiliyor falan. Eskiden cumalar zaten kelime anlamı olarak toplanmak. Orada da halkın derdinin sorulduğu. Yani selamlık merasimi değil mi hocam? Selamlık. Duyamadım hocam. Selamlık merasimleri. Cuma yani selamlığı merasimi. Birleşildiği için orada da bir ortak bir benzeme hissettim. Tabii aynı da hocam. Zaten Osmanlı Sarayı'nda o cuma selamlığı Dolmabahçe Sarayı'nda yapılıyor hocam çoğu zaman. Padişahın önünden mehter her zaman çalıyor. Mızıka çalıyor sonra da. Arzu halleri toplayan bir devlet yetkilisi var. O arzu halleri topluyor. Onlar saraya getiriliyorlar. Aynı o sistem devam ediyor. Selamlık merasimi diyorlar Osmanlı Sarayı'nda. Ya işte askeri müzik aslında işte demin dedim ya artık bunun dönemlendirmesini din temelli yapmamız gerekiyor. Çünkü o kadar iç içe geçmiş ki. Yani her şeyde bir anlam yaptığı zaman mutlaka dine, dile, coğrafi bölgeye, mekana ve zamana diyorum yani. Etkileşim vardır. Çok güzel Tamer. Çok memnun oldum. Çok memnun olduk Tamer hocam. Kolaylıklar diliyoruz doktorada da. Teşekkürler sağ olun. Evet. Benim öğrencilerden var mı konuşmak isteyen? Süleyman söyledi. Benden hocam. Askeri müzik alan var mıydı? Burada yok herhalde. Serkan iyi çalışkan gayretli bir öğrencim. Hocam. Efendim Süleyman. Anlattığınız konular benim için tekrar niteliğinde oldu hocam. Ben sosyal bilgiler öğretmenliği mezun olduğum için uzun yıllar sonra bu konuları iade ettim. Hatırladım. Bir de Tuğ üzerinde çok durdunuz. Osmanlıca bir vize sınavında ilk sorduğunuz soruyu da hocam Osmanlıca'yla Tuğ yazmıştınız. Türkçe karşılığını istemiştiniz. Evet. Onu unutmuyorum. Ben Osmanlıca 1 ve Osmanlıca 2 derslerine giriyorum Hikmet hocam. Şöyle bir farklı bir metot uygulamaya çalışıyorum. Bazı öğrencilerim ağır geliyor ama yani ben şimdi Türkiye'de Arapça ve Osmanlıca'da kızdığım bir şey var yani. Yani İngilizce öğretirken yani İngilizce kaynaklar var. Hiçbirinde demiyor ki yani böyle dini unsurları koymuyorlar. Yani demiyor ki papaz yemek yedi demiyor. İşte bilmem İncil böyle demiyor yani. Ama bizim Osmanlıca'da ve Arapça eğitiminde böyle dini koyunca sınırları daraltıyor. Ama bana ben öğrencime mezar taşı ya da dua okusun diye Osmanlıca Arapça öğretmiyorum. Bilimsel araştırma yapsın diye öğretiyorum. Dolayısıyla Osmanlıca ben akademik bir metotla öğretmeyeceğim. Yani isim tamlamasını öğretirken yani o tamlama ekini dilde bileceksin. Yani ismin hal eklerini görürken Osmanlıca önce yani Türkçe'de ya da yabancı dilde bileceksin. Yani bunu İngilizce'de de uygulayın. Yani İngilizce'de de eğer ki siz Türkçe'de zarf ne işe yarar, zarfın nasıl kullanıldığını bilmezseniz İngilizce'de adverbal clause'u anlayamazsınız. İstediğiniz kadar çalışın. Evet sayın moderatörüm artık yavaş yavaş toplayalım. Zaman bayağı geçti hocam. Evet, ben de ufak bir soru sorabilir miyim hocam bu arada? Tabii. Hem de öğrenci misin? Yani mezun öğrencim oldum hocam. Çok güzel mezun oldun. Evet hocam. Benim hocam şöyle bir sorum olacak. Zaten hocam Hatay'da olduğunuz için mi sorum hocam? Yani nasıl Hatay'da bir okul olduğu için. Peki hocam orada Arap müziği ile ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Ya da Hatay'daki Arap kökenli insanlardan ve köylerden derlemeler yapıyor musunuz? Ya da böyle bir şey denediniz mi? Ya şimdi Emre yüküm öyle ağır ki. Şimdi yüksek sansta Safedi'nin müzik teorisini çalıştım. Bir makam kelimesini işte ilk defa kullandığına dair bir şey ortaya attım. Türk müziği makam kelimesi üstüme kaldı. Şimdi oraya bir dönmeye çalışıyorum. Askeri müzik üzerinde kaldı. İşte orada daha yapacak çok iş var. Geldim buraya Hatay'a. Okul işte konservatuvarın hani idari sorumluluğu ağırlıklı üzerinde olduğu için böyle bir müthiş bir sorumluluğu var ama burada da hazine buldum. Hazine. İşte.
hazine buldum. Tam da yeri. Yani ben Arapça da konuşuyorum. Hani atakallamu lugal arabiyya en akravu en aktubu Arapça bilen varsa. Biraz lehçe şeyi var ama malzeme çok. Girdim. Bu pandemi bana sekte vurmadı. Böyle kesti, böyle bıçak gibi kesti. Arap alevlerinde depki havalarına girdim. Tutmasını yetiştiremedim. Oradan artık elimdekilerin notasını çıkarak Arap Alevi müziğindeki depki havalarının müzikleri ve sözleri diye böyle bir çalışmayla çıktım. Şimdi Medeniyetler Korosu'na girdim. Medeniyetler Korosu'nun içinde dolayısıyla Yahudi müziklerine girdim. Burada bir barak havaları var. Asım Kuzuluğu buldum. Bir barak havaları var. Bir zenginlik var. Benim ömrüm yetmez ona. İnşallah öğrencilerimi aşılarsam. Burada bir zamır, böyle hani Arap kültüründen gelen bir zamır, bir çalgı var. Çalan bitmiş. Ben bir bulabilirsem, öğrenirsem öğrencimi öğreteyim. Çalgının devamını sağlayayım. Cidde'de Türk'ten çalgıları var. Rıza Yalgın'ı hocam anlattı mı bilmiyorum. Karşılaştım. Şimdi Cenub'da ne Türkmen kaldı ne çalgı kaldı. Hepsi bitiyor. Yani o konuda var çalışmalarım. Buradaki yani bütün farklı etnik topluluklarla gerekli diyalogları kurmuşum. Şu anda çok yakın zamanda Hatay Müzik Araştırma, Kültür ve Müzik Araştırma Merkezi, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kuracağım. Onun içerisinde inşallah yapacağım, planlıyorum. Buraya gelen kişilerin çalışmalarına destek vermek istiyoruz. Buradaki şu ana kadar ben bir elime değdi diye bir türkü var. Onu biraz şey üzerinde okudum. Onu da çalıştım. Hangi türkü hocam? Elime değdi. Şenköy türküsüdür. İşte Salako filminde kullanmıştır. Şu an Hatay'ın tanıtımında kullanılır. Hangi filmde hocam? Elime değdi de haber yazamayken. Orijinali böyledir. Evet, hatırladım. Zafer Sarı Sözen alanda kaydetmiş. Orijinal. Sonra koro solo söylüyor. Orada şunu yakaladım. Koro solo. Batı müzik tarihini gördüysen orada bir şey vardır. Antifon diye bir şey duydunuz mu? Mesela antifon. Responsori hocam. Responsori dediğimiz yani. Eski ilk o Yahudi müzikleri Hristiyan. Burası aynı zamanda Hristiyanlığın ilk. Yani Hristiyan kelimesinin adıldığı yerdir. Dolayısıyla tabii elimizde kaynak yok ama bir yerde okudum, o Roma'ya, Milano'ya giden 1400 tane Hristiyan ezgisi, o Gregorio Milano'ya hepsi buradan gitmedir. Anlatabildim mi? Çünkü burası ilk Hristiyanlığın yayıldığı 30'lu yıllarda. Dolayısıyla o antifon geleneği burada Arap, her bütün çalgılar, bütün müziklerde var böyle. Ya koro solo, ya kadın erkek, ya iki koro. Var, o depçilerde de var. Arap Alevisi müziklerindeki depçilerde de bunu gördüm. Şu anda bu Mijane, Muval ve Ataba denilen yerel bir müzik şeyi var. Onu yani 40'a bölündüm. O 40'ı da yavaş yavaş her bir parçaya gene 2-3'e bölmek zorunda. İnşallah yetişirsiniz. İnşallah hocam. Bu arada hocam, bahsetmiş olduğunuz o çalışmalar akademiye ya da başka bir yerde yayınlandı mı şu ana kadar? Depki ile ilgili yayınım Türk kültüründe yayınlandı. Türk kültüründe ama İngilizce yayınladım. Bu arada son sözümü belki İngilizce yani vermişsiniz, geçmişsiniz ama yine Hikmet Hoca size sonunda yardımcı olur. İngilizce böyle YDS'den 61 alarak değil. Yani konuşacağım, yazacağım, tartışacağım. O seviyeye gelirse çok aç. Ben bir zamanlar İTÜ'de İngilizceyi veremedim diye atıldım. Sonra Cihat Aşkın bir gün bana sordu. Dedi ki ya sen geri döndün geldin dedi. Ya bu İngilizce, orada da baskı yapıyorlarmış. Ya bu İngilizceyi kaldır işte, biz makamı, rast makamını İngilizce mi söyleyeceğiz falan filan. Sen ne diyorsun dedi. Hocam dedim, beni bir gün müdür yaparsan ben İngilizce'deki barajı 80 yapmak istiyorum dedim. Bakın. Ya siz 60 yaptınız. Ben 60 aldım. Yani atıldım ama sonra bırakmadım. İngilizce 60 aldım. Miami'de ben bir dönem ders aldım. Arkadaş, benim aldığım 60'la aldığım İngilizce bana yetmedi orada. Hocam ben şöyle bir sözüm var. Ben diyorum ki, gençlere de buradan söylüyorum. Benim gözümde iyi İngilizce konuşan her Türk akademisyen bir Süleymaniye'dir. Bitti. Ya. Bakın bu sözün, bunu yurt dışına giden, orada akademik tartışmalara bir şekilde katılmış bir insan olarak söyleyeyim. İyi bir şekilde İngilizce tartışabilen, yazabilen, konuşabilen her Türk akademisyeni veya bilim adamı. Benim gözümde bir Süleymaniye değerindedir. Net söylüyorum hocam bunu. Bakın.
Baron Garlinger'e en çok ihtiyacımız olan şey bence bu şu anda. Çok güzel bir şeydir. Baron Garlinger'e daha Türk müzikolojisi cevap vermemiştir. Harry George Farmer'e daha cevap vermemiştir. Walter Feldman'a vermedik hocam. Dünya kadar saçma sapan Walter Feldman Peşrevi yazıyor. Atmayın ama hocam işte bakın YouTube'da da kalacak bunlar daha. Kalsın. Tarihte de göreceğiz bunu. İşte, Walter Feldman'a cevabı vermedik. Daha bir sürü şey de vermedik. Bunlara siz vereceksiniz. Biz uyandık. Yani siz vereceksiniz. Anladım. Çok iş var. Ha. Söylüyorum size. Çok iş var. Evet. Hocam evet. Yavaştan kapatalım mı isterseniz? Çok söz olan yoksa kapat. Yani. Ben de yoruldum. Yaşlıyım yani. Sizin gibi. Başka soru yoksa, bir şey söyleyecek yoksa yavaştan kapatabiliriz. Merhaba diyorum. Gonca Demir beni duyuyorsa. Ben iyi akşamlar diliyorum. Kusura bakmayın. Sözünüzü bölmek istemedim. Erhan Hoca'nın öğrencisiyim. İyi akşamlar. Evet. Hocam sizinle gurur duyuyorum bu arada. Gerçekten bizim için çok iyi bir örneksiniz. Sizi örnek alıyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum. Zevkle dinledim. Ben de mehter müziğiyle hep ilgilenmişimdir. Yazılarım da oldu bir iki. Öğrencisiyim. İkinci sınıf öğrenciyi. Türk müzik bölümünü okuyorum. Artı hocamın eğitimde yaşın önemi olmadığını, müzik eğitiminde yaşın hiçbir zaman sınırı olmadığını, bizim üniversitemizde, konservatuarımızda bize bu olanağı tanımasından dolayı ona çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben yani benim hayalimdi konservatuar. Engelli kaldırdım. Hem şu anda ben 50 yaşında İTÜ'de doktorayı bitirdim. Hatta iyi bitirdim. Yani en başarılı doktora tez ödülü alarak bitirdim. Ben son bir orayı anlatayım. Bana ödül verecekler. Anons edildi. Hikmet iyi dinle burayı. İşte en başarılı dedi ki doktora mezunlarımızdan en yaşlı diyeceğim. Ya utandım böyle. Yani insan en yaşlı demez ki dedi falan. Sonra en yaşlı doktora mezunu öğrencimiz deyince 92 yaşında internetten bakın görürsünüz. Bilmem ne Kemal haritacılık mezunu. 92 yaşında bitirdi. Onun için yaşın engeli yoktur. Biz yaş limiti de koymadık. Ben 40 yaşında İngilizce'de KPDS'den 82 aldım. Ha. Oradan yola çıkmıştım. İşte. Hocam oradaki konunuz da mehter miydi? Şöyle aslında ben Farabi çalışacaktım. Bak bu da güzel bir konudur. Farabi ben Arapça çalıştım kendi kendime. Farabi Kitab-ül Müskal Kebir'i çalışacaktım. Doktora da. Çünkü yüksek sansta Safedi'yi çalıştım. Risale fi ilmul musika diye bir şey çalıştım. Güzel bir tavan edindim kendime. Fakat sonra geniş konu. Birkaç hocamız işte çalıştık, çevirdik. Ay yayınlıyoruz dediler. Ona girmedim. Orada askeri düzenledim. Kayıtlarda olmayan belgelere rastlıyordum. Sonra Nilgün hocam var. Çok sağ olsun değerli bir hocam. Beni yönlendir. Gel dedi bu belgeleri değerlendir dedi. Askeri düzen arşiv ve kütüphanelerde Atase dediğimiz Genelkurmay'ın arşivlerinde tezimi indirirseniz görürsünüz birçok. Yani Haydar Sanal'dan sonra çok belgeli yani mehter üzerine çok belgeli bir şey ortaya koymaya çalıştık ama her şey o değildir. Tabii dedim ya bunlar el ele vermektir. Bu konuda Hikmet Hocam Erhan vardır. Erhan Özden Hocamız vardır. Çok güzel çalışmalar koyuyorum bu konuda. İşte Timur Hocamı demin bahsettim. İşte Mehmet Ali Sallıkoğlu Hocamı bahsettim. Yani bu konuda bu listeye sizler de girersiniz inşallah. Teşekkür ediyorum hepinize. Hocam biz de teşekkür ederiz size. Kırmadığınız geldiğiniz için. Hikmet Hocam kendine iyi bak. Çok teşekkür ediyorum. Her şey çok için. Sağ olun hocam ilgi ve alakanıza. Bu arada Berfin'i de tebrik ediyoruz. Çok güzel modere etti. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir gün inşallah kendisi sunar böyle bir sunum. İnşallah. İnşallah. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Emeği geçen herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.